İyi akşamlar. İçel TV ekranlarına hoş geldiniz. Önlü Böre programında ben Hasan Doğan, sevgili Mahmut Altınbakır ve sevgili Muharrem Çağatay'la birlikteyiz. Yayınımızı aynı anda 99.2 Radyo Klas'tan da takip edebilirsiniz. Ayrıca facebook.com/iceltv sayfamızdan da yayınımızı takip edebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0538 273 66 66. Sormak istediğiniz ve görüşlerinizle buradan sormak istediğiniz soruları ve görüşlerinizle buradan iletebilirsiniz. Şimdi ekranımıza da geldi. Rica ediyoruz aramayın. WhatsApp aramalarına cevap veremeyiz. Sadece mesaj ve görüş ve dileklerinizi yazın. Bu hafta Mersin İdman Yurdu evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 yenildi. Yeni yönetim seçildi. Çarşamba günü kongre yapılmıştı. Kongreden sonra yeni yönetime bir hediye vermek istedi futbolcular ama maalesef içeride 3-0 kaybedildi maç. Bu maçı konuşacağız. Bölgesel Amatör Lig'de Mersin takımlarını konuşacağız. Bu hafta iki takımımız mağlup oldu, puan alamadı. Ayrıca Süper Amatör'ü konuşacağız. Bu hafta önemli bir olay var. Hatta önemli iki tane olay var. Bunları da konuşacağız. Programımızın daimi yorumcuları Muharrem Çağatay bildiği üzere Mersin İdman Yurdu Kongresi'nde basın sözcülüğüne seçildi. Yeni yönetimde yer aldı. Sevgili Mahmut Altınbakır da yedek yönetici olarak, istetme olarak orada yer alıyor. Kendisi acil durumlarda imdat çekici olacak. İtele açık bak, olan itele. Kısımlara yerleşecek. Ayrıca bu hafta Mersin İdman Yurdu'nun bir yöneticisinin, yönetim şey kurulu üyesinin karıştığı bir olay var. Onu da değineceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Duyuyorsun değil mi bunu? Muharrem abiden başlayalım. Muharrem abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Görevin hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şunu belirtelim. Sözünüzü keseceğim. Program süresi boyunca Muharrem Çağatay Mersin İdman Yurdu Yönetim Kurulu üyesi değil. Önlü Böre program yorumcusu olarak. Lütfen. Devam edecek. Çünkü yaptığımız yorumlar biz yorumcu olarak katılıyoruz buraya. Mersin İdman Yurdu'nun tabii ki basınla ilgili bir şey olduğunda onlar da buradan açıklayacağız. Burada program yapmaktan mutluyum. Ben bayağı bir süredir burada program yapıyorum. Tabii ki farklılık yani iki hafta çıkamadım programa. Seçimlerden bir hafta seçimlerden dolayıydı. Diğeri de mazeretim vardı. Evet. Bir hafta çıkamadınız abi. Evet. Bir hafta geçtiniz. Bana iki gibi geldi. Bak, çok uzun geldi. İçel TV'den uzan kalmak. Evet. Güzel bir kongre yaptık. Mersin İdman Yurdu'na güzel bir kongre gerçekleştirdik. Mersin İdman Yurdu sahipsiz Mersin İdman Yurdu'ydu. Biz Mersin İdman Yurdu'nu sahiplenelim istedik. Kentle bütünleşen bir Mersin İdman Yurdu oluşturalım istedik. Bu süreçte tabii ki sürekli 10 yıllık bir süreç, 10-12 yıllık bir süreçte sadece başkanlar değişiyordu. Yönetim kadrosu hemen hemen %90 ile aynı kalıyordu. Bir şeylerin Mersin İdman Yurdu'da köklü değişirse belki daha güzel, hedefli bir Mersin İdman Yurdu. Kentte bir, çünkü terk edilmiş bir Mersin İdman Yurdu stadı var. Tribünlerin boş olduğu bir Mersin İdman Yurdu stadı var. Biz bunun dolmasını istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bir liste hazırladık. Ve geldiğimiz noktada tabii ki Mersin'deki dinamiklerden yardım istedik. Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz, Sayın Rektörümüz, Sayın Bakanımızla görüşmelerimiz oldu. Daha doğrusu Başkanımız Ali Bey'in görüşmeleri oldu. Ali Bey'in görüşmelerinden sonra daha önceden Ali Bey'i ikna ettik biz böyle bir olaya girmesi için. Bir gün konuk ederiz. Ali Bey tek tek açıklar onlarda. Mersin İdman Yurdu'nu ayağa kaldırmak için arkadaşlarımızla güç birliği yaptık. Evet, Mahmut Hoca da destek verdi bize. Her zaman desteğini esirgemedi. Hep yanımızda oldu. İyi günümüzde, kötü günümüzde. Mahmut Hoca'ya bir alkış. Evet. Bu bir ekip işi. Seçim bir ekip işidir. Güzel bir ekip kurduk. Hep birbirinden değerli arkadaşlarımız var. Hepsinin ayrı ayrı meziyetleri var. Başkanımızın basında yer alan, evet, hep paralı yönetici seçmedim. Bu sefer fikir, proje yönetecek insanları seçtim bir kısmını genelde dedi. Doğruydu. Taraftarı, Mersin İdman Yurdu yönetimi tarihinde ilk kez taraftarlar yönetime girdi. Denetlemeden başladılar. Yedekte ilk sıraya girdiler. Onlara bir öncelik verdik. Çünkü bu kulübün gerçek sahibi Mersinli taraftarlardır, Mersin halkıdır. Yönetimler ve başkanlar gelip geçicidir. İz bırakmak mühim olan. Biz iz bırakan bir yönetim anlayışı ile iddialı bir söylemle geldik. Evet, yine iddialıyız. Bize biraz şöyle Mersin halkına şunu söylemek istiyorum. Biraz sabır, biraz destek,
Sonrasında hep beraber eleştirelim yanlış olan şeyleri. Sonrasında başarıysa başarıyı fazlasıyla konuşalım, alkışlayalım, hakkını teslim edelim. Çünkü biz öncelikle programımıza Mersin İdman Yurdu'nun dedik bir dikili ağacı yok. 4 tane sandalyesi var. Değişen bir kulüp binası var. İlk önce bundan bir kurtaralım. Mersin İdman Yurdu'nun kulüp binasını nereye taşıdılar abi? Şu an Hilton'un karşısında biz de güç bela bulduk. Şeyin reklama girerdi. Aydeniz Pastanesi, Kızılay'ın üstü Aydeniz Pastanesi'nin 4. katında bir yer almışlar. En son ben gittiğimde Hilton'un daha Nergis Kafe'nin karşısında bir yerdeydi. Sözleşmeler orada imzalanıyordu. Nitekim bununla başladık. Mersin İdman Yurdu'nun şimdi projelerimiz hayata geçmeye başlayacak. Yakın bir zamanda başkanımız bunları tek tek basının karşısına çıkacak. Hem basın, Mersin basını, Mersin halkı tanıyacak. Kim olduğunu tanıyacak ve neler yaptığını yani 10-15 günlük bir süreçte bazı adımlar atacak. İlk göstergelerini yapacak. İşte ben bunları Mersin İdman Yurdu'na kazandırdım. Bundan sonrası için hedeflerimiz bunlardır deyip açıklayacak. Bir bazı şeyleri bizim açıklamamız doğru olmaz. Her zaman beklemek tabii lazım. Ki. Ama bazı arkadaşlarımız mesela seçildiğimizin bir gün sonrası olumsuzlukları yazmaya başladılar. Biraz 10-12 yıldır beklediğimiz, ümitsizce beklediğimiz hiçbir şeyin olmadığı, yaprağın kıpırdamadığı deyim yerindeyse bu tür şeylerin olduğu bir süreçte eleştirmişsinizdir ama bize biraz süre ya. Bir gün sonrasında kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. Vurdum borç yok oldu. Vurdum tesisler ortaya çıktı. Vurdum şunu yaptım. Böyle bir şey yok. Başbakan ya da partiler bile seçim sürecine girdiklerinde ne diyorlar? Önümüzdeki bir yıllık bir süreç, iki yıllık bir süreç. Bizim de başkanımız basınla buluştuğunda bunları açıklayacaktır. Bir yıllık süreçte bunu yapacağız. Bugün basın toplantınız vardı. Yoktu. Yaptınız. Yok. Basınla bir toplantınız vardı. Düşünüyorduk. Başkanla basını bir kahvaltıda buluşturalım istedik. Tanısınlar istedik ama başkanımızın kulüple ilgili alacağı önemli kararlar vardı. Önemli yapacağı işler olduğu için akşam Ankara'ya yolladık başkanımızı. Evet. Başkanımız yaklaşık herhalde bir 7-8 günlük bir sıkı bir dolaşması gerekiyor. Federasyonda, Ankara'da yapması gereken çok önemli işlemler var. Onları yaptıktan sonra Mersin'e dönecek. O zaman bir kahvaltı vereceğiz basına. Basınla birlikte bunlar Mersin halkına duyurulacak. Çok güzel şeyler oluyor. Çok güzel, inanamayacağınız, yıllardır olmayan şeyler olacak. Ben de heyecanlıyım. Yönetimimiz de heyecanlı. Hepsi birbirinden değerli insanlar. Biraz süre, biraz sabır. Biz çok güzel şeyler yapacağız. Evet. Biz de onu ümit ediyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Samimiyetinize özel bugün hazır tutar. Samimiyetinize inanıyoruz Muharrem abi. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Bu arada Mahmut Hoca program başladı hiç konuşmadı. Dili şişti. Şimdi onu merak ediyorum acaba niye konuşmadı. Çok merakla bekliyorum. Hocam hoş geldin diyelim önce. Hoş bulduk. Hayırlı olsun yönetim kurulu üyeliğiniz. Teşekkür ederiz. Yani olağanüstü bir şey yok. Biz her zaman halimize devam ederiz. Ya çıktınız orada boy boy fotoğraf verdiniz ama hocam. Ben fotoğraf vermedim. Basın çekti. Dostların yanında oldum sadece. O görüntü o. Elbette ki dostların yanında olmak zorundayız ama bu da dostlarımızı eleştirmeyecek anlamına gelmez. Mutlaka iyilerini de söyleyeceğiz, kötülerini de söyleyeceğiz. Yani iyileri asil ol, istersen yedek ol, istersen denetleme ol, istersen başka yer ol. Şu an başkanımız da yayını izliyor. Buradan onlar başkanımıza bizim, yönetim kuruna selamlarımızı gönderiyoruz. Onlar bizim dostlarımız. Ben futbol camiasının içerisindeyim. Şunu bildim, şunu öğrendim, bunu gördüm. Ha güveniyor musun? Güveniyorum. Güvenim sonsuz. Ama şu da var. Burada tırnak açalım. Biz hakem camiasının içerisinde, futbol camiasında 40 senedir varız. Biz hakemlerle ilgili yemeğe giderdik. İlgili X bir lokantalara. Bütün hakem arkadaşlarım bunu biliyor. Vedat Yüksel dahil. Bütün hesaplar benim önüme gelirdi. Adisyonlar. Ben dibine bakardım. Teferruata bakmazdım. Hesabın dibine bakarım. Dibi eğer şu dipte yazan rakam doğruysa, içime siniyorsa hiçbir şey demem. Hesap ödenir. Ama demiyorsan garsona deriz ki şunu düzelt gel. Düzeltemiyorsa o lokantaya bir daha gitmeyiz. Demek istediğimi anladın mı? Yani hocam. İşte Arif olan anlar. Yani yönetimin alttaki şeyine bakacaksınız. Nasıl hesap soracaksınız yönetime?
Biz hesap soracağız demedik. Biz sana bir şey anlattık. Sen nasıl hangi pencereden bakıyorsan o pencereden görürsün. Benim pencerem farklı, arkadaşlar, senin pencerem farklı. Bir gerginlik hissediyorum. Şunu anladım hocam. Herkesin pencerisi farklı. Siz dediniz ki herkes samimi olmalı. Yönetimin icraatlarına bakarım. Herkes... Hoşuma gitmese bir daha seçmem mi demeni getirdiniz? Ben seçmedim kimseyi. Benim oyun da yok. Ben seçmedim kimseyi. Oyunuz var hocam, iyi oldunuz. Ben oyun da yok. Mesut Erdoğan iyi oldu. Çok şükür. Bilmiyorum, haberim yok benim oyun olduğundan. Benim oyun da yok. Oldun. Oy verdiğinden haberim de yok. Hocam da bir kırgınlık hissediyor sanki. Tamam mı? Bir kırgınlık var gibi hocam sende. Geç gelen adalet adalet değildir. Anladın mı? Burada bir nokta var Muharrem abi. Bilemem. Benlik bir şey yok. Benle ilgili bir nokta var burada ama. Ben duygularımı söylüyorum. Hocam şöyle, hocam üye oldu kulübe. O yönden ezel bir alkış daha göndersen hocaya. Yıllar sonra Mersin'in Mardı Kongresi'ne üye olarak gitti. Ben daha önce de üyeydim. Yoktu. Futbol hakemi. Ha, çok futbol hakemi. Ama şey silmişler hocam. Futbol hakemi çok oldu. Çok üyelik düşmüş onunla ilgili. Mesela ben şeyde futbol 2 dönem önce üye olmuştum. Benim üyeliğim gözükmüyor. Öyle mi? Futbol hakemi silinmiş ama çok öyle şikayet Abdurrahman oldu. Abdurrahman Bey o zaman futbol hakemi. Hüseyin Bey hatta silmedim kimseyi diyor da. Hüseyin Bey'den önce silinmiş. Hüseyin Bey'den önce silinmiş. Futbol hakemi olduğum için bir kulübe üye olamıyordum. Onun için üyeliğim düşmüştü. Delegeliğiniz yoksa, vardı hocam. Tabii canım. Delegeliğim var, üyeliğim var. Yani bunu yaptık biz yani zamanda. Ya ben şuna tavsiyede bulunacağım Muharrem abi. Evet. Naçizane. Cüzi bir atıyorum aidat ücretini 20, 30, 40, 50 gibi bir şey yapsanız ve herkese bu şeyi açık yapsanız. Bir de bununla alakalı bana sosyal medyadan çok şey geliyor, mesaj geliyor. İnternetten yani ricaları şu. Bir internet sistemi kurmak çok büyük bir meblağ değildir. Hani bu konuya değinir, eğilirseniz. Şöyle, bir internet sitesi kurulup buradan güvenli alışveriş siteleri gibi kredi kartıyla da aidatlarını ödeyebilecek şekilde site oluştursanız. Site şu an tabii ki açıklanacak bunlar da. Şöyle ipucunu vereyim yani. Mersin İlmen Yurdu bundan sonra sosyal medyada ve web sitesinde profesyonel bir ekip çalışacak. Onunla ilgili çalışma yapıldı. Arkadaşlarımız gelecek. Onunla ilgili bir ekip kurduk biz. Sosyal medyayı ve web sitesini yönetecek. O yerinde olmuş. Evet. Çünkü Mersin İdman Yurdu 91 yıllık bir çınar. Doğru düzgün web sitesi, Twitter bilgi, sosyal medya daha etkin günümüzde. Evet. Sosyal medyada etkin değil. Günden belirliyor bugün Twitter. Aynen. Şimdi biz seçimin olduğu gün Mersin İdman Yurdu Kongresi Türkiye'de konuşulan ilk 10 olayın içine girdi. Ne diyoruz ona? Trend Topic. Trend Topic, TT. Heh, TT olduk yani. Düşünsene, bu kadar önemli olmasa Twitter'da gündem olmaz. En çok konuşulan konu olmaz. Niye? Şimdiye kadar konuşulmuyor da o gün konuşuldu. Bir heyecan geldi kente. Evet. Mersin İdman Yurdu'nun yıllardır ben taraftarıyım, giderim, izlerim. Program yapmak için zaten Mahmut Hocam'la birlikte antrenmanların hepsine gittik. Doğru mu hocam? Kesinlikle. Hiç kimse yokken yine gidiyorduk, izliyorduk. Çocuklar U21 ile başlarına da izliyorduk. Ben son 10-12 yılda Mersin Mardin'in böyle kalabalık bir kongresini görmedim. Özellikle duayen abilere sordum. Mesela Onursal Başkanımız Hamit Yüzol'a sordum böyle bir kongre. Yani onlar da söylediler. Çünkü yani kalabalık ama ben yine de yeterli çoğunluğu göremedim. Tabii ki yetersizdi. Bence o salonun hınca hınçta olması aynen gerekiyordu. Hatta şunu da geçtim. 2-3 liste yarışsaydı keşke. Yani bu kente 2 milyonluk bir şehre yakışan 2-3 evet liste birden. Benim vaatlerim, senin vaatlerin. İnsanlar bir tercih yapsaydı keşke. Ama geldiğimiz noktada kulübü sahiplenen bir iş adamımız, Mersinli, Mersin'in yerlisi. Ya Mersin'de bir defa ayrımcılık değil bu, kimlikçilik değil. Yıllardır Mersin'in bir başkanı olmadık. Evet, özlem duyulan bir şeyler. Mersinlerin olduğu böyle bir yönetim de ben hatırlamıyorum. Yani kentin, hep deriz ya, kendi öz evladı görmek lazım. Kendi öz evladı gibi görmek lazım. Evet, kendi öz evladı gibi gören. Yani takımın başında teknik direktör olarak Mersin'in. Mersinli. Yani Mersin'in başında en fazla forma giyen isimlerden bir tanesi Levent Arık Doğan. Evet, Nasır Başkan, Hoca yine öyle. Öyle. Yardımcısı Nasır Hoca öyle. Altyapı tamamen Mersinliler hep. Evet. Ya bu konuda bir yerliye dönüş var ama yerliye dönüşten çok ben hep şuna bakarım. Yeterlilik. Ya şimdi tamam, her şey günlük insanlık. Hani şehir çocuğu diyoruz, Mersin çocuğu diyoruz. Bu kriterler yerine geldi. Bundan sonraki icraatlar benim için çok önemli. Çok önemli. Niye? Şimdi bak dediğine geleceğim. Ne? Şimdi Mersin İdman Yurdu'nun altyapısı var. Var. Ne yaptı şimdiye kadar? Yıllardır Mersin İdman Yurdu altyapısından çıkan
Bu sezon hariç 4-5 oyuncu çıktı. Başka duydunuz mu Mersin altyapısından? İşte Tarkanların olduğu dönem, Serkan Damlaların olduğu... Tarkan Mersin altyapısındayken Gençler Birliği'ne transfer tamam. oldu. A takımda forma giymedi. Aynen. Gitti. Var mı öyle? Mudat gitti. Balıkesir'e. Aynen. Mehmet Taş Nazilli'ye gitti. Geri geldi. Yani bizim oyuncularımızı biz oynatmadan bir tane PTT 1. Lig'de bir futbolcu fabrikası var. Bir kulübümüz var. İsmini vermeyeyim. Altınordu. Altınordu'da oynayan altyapıdaki oyuncuları araştırdık. Hepsi Mersin'den, Tarsus'tan gitme. Çok hocam evet. Aşırı. Mesut Bakkal'la konuştum bugün. Hı-hı. Sivas'a teknik direktör oldu Sivas Spor'u. Buradan onu da tebrik edelim. Başarılarının devamını dileyelim. Altınordu'yla geçtiğimiz hafta oynadılar. Ve ligin açık ara en iyi futbol oynayan takım Altınordu diyorlar. Ki yöneticiler de dahil buna. Evet. Taş gibi bir takım olmuş. Şimdi Mersin İdman Yurdu'nun altyapıyla ilgili Mersin İdman Yurdu yönetiminin büyük projesi var. Devasa bir proje. Onu Ali Bey döndüğünde açıklayacak. Altyapı öyle altyapı olmayacak. Altyapı Altınordu'nun üstü bir çıtayla gelecek. Yani daha bilimsel makinaların olduğu, bilimsel futbolcu seçmelerin olduğu, bir hocanın iki dudağın arasında olan futbolcu seçmeleri olmayacak artık. Sistem değişecek. Mesela şunu yollayayım. Mahmut Hoca şu bizim çocuğu idare et. Yok öyle bir şey. Bu olmayacak. Zenginin veyahut da adamı olanın çocuğu futbol oynamayacak. Yani Mersin bir devrim bekliyor diyebilir miyiz hocam? Bence futbol anlamında. Açıklandığında o proje açıklansın ki Mersin'de birçok kurumun içinde olacağı bir proje çünkü. Büyük bir proje. Mersin'de Mersin'in gençliğinin akın edeceği bir yer olacak. Ulu Önder Atatürk'ün Mersinler Mersin'e sahip çıkınız sözü gerçekleşiyor diyebilir miyiz? Bence gerçekleşecek. Fazlasıyla gerçekleşecek. Yalnız burada bir anormallik var. Ben de susadım. Mahmut Hoca niye konuşmuyor? Sen sözünü kesiyorsun sürekli. Bugün ben de çok merakla bekliyorum. Yani ben bu fazla sükunet zarar gibi görüyorum. Ben bir tehlikeli görüyorum biraz. Vallahi bir kırgınlık var gibi hocam da. Sen nereden darbeyi yedin? Bana onu bir söyle ki açıkla. Seni bir alayım ya. Kurtarayım şuradan şöyle. Bana kimse darbe vuramaz. Bana her zaman dedim ya. Bana Allah'tan başka kimse darbe vuramaz. O gelen darbe de başım gözümün üstüne. Ben kuldan kola kola darbe yiyecek bir insan değilim. Ben insanı ölmüşler. Darbe marbe şeylerini bırakalım. Darbeden marbeden uzak dur. İnsanı ölmüşler. Ne bilirsin? Haddimi bilirim. Önce haddini bileceksin. Size ha, sözü bırakmadan önce Mersin Amatör Futbol ailesine teşekkür edelim. Sevgili Mustafa Karabulut, Ali Tekin ve yönetimine başarılar dilerim. Mersin Amatör Futbol olarak yanındayız. Yanınızdayız demek istemiş. İyi yayınlar diyorlar. Evet, başkanım ekibimiz Sayın Hasan İpek de şu an Radyo Kras'tan bizi dinleyerek seyahat ediyor. Evet. O da yazdı. Hasan Bey'e de selamlarımı iletiyorum ben sevgili başkanıma. Evet, Mahmut Hocam. Ne bilirsin? Haddimi bilirim. Haddimizi biliyoruz. Haddimizi bilerek takımda bu hafta haddimi bilerek top oynadı ama gücü yetmedi. Ayrı konu 0 yenildi. Sevgili Muharrem iki haftam programına katılmadığı için biraz da yeni göreve geldi ya. Evet. Onun için ona müsaade ediyorum ben. İleride konuşturmam diyor. Keyfini alsın, ağzını çıkarsın basın sözcülüğünün. Onun için ona ben müsaade ediyorum. Ben buraya basın sözcüsü göreviyle gelmedim. Programda az önce anonsunu yapmıştım. Çağatay, Mersin Yurdu Yönetim Kurulu üyesi, basın sözcüsü değil. Sadece önüne göre programı daimi yormuşsun. Ben sadece bu program için konuşuyorum. Daha ileri programda öyle konuşamaz. Öyle müsaade etmem ben ona. Bu program için misafir kimdi? Yeni geldi. Yani yeni seçildi. Geçen hafta programı kızım izlemiş. Baba sen hiç konuşmadın. Hep bir tane bıyıklı amca var. Hep o konuştu diyor. Deseydim ben de söylüyorum. Konuşmayacağım seni merak ediyorum. Biz şey olarak biz genelde programa şey olarak görüntü olarak katılıyoruz ama olmuyoruz. Varız ama iyi olsun. Şöyle yapalım. Biz birer bal mumu yaptıralım hocam. Sen oraya ben buraya. Ahmet Hoca açsın. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bal mumu nasıl ataşır? Bak şimdi az önce 10 dakika konuşmadın. Rahatsız oldunuz. Boşluk oluşuyor hocam. Değil mi? Programın şeyi var. Az önce. Hayır. 10 dakika konuşmadım. Rahatsız oldum. Format bozuldu. Hayır, Hasan'ın sözü kesilmiyor. Benim sözüm kesilmiyor. Yani bir aksilik var bir yerde. Boşluk var değil mi? Ya bir boşluk var. Mutsuzluğunuz başladı. Hayır, seyirciye alamıyorsunuz. Seyirciye de yapıyorsunuz. Ben konuştum. Mutlu oluyorsunuz. Sen konuş hocam. Biraz sonra ben konuştum mu? Mutlu oluyorsunuz. Biraz sonra sizin savunmanızı isteyeceğiz. Haberiniz olsun. Ya biz herkese savunma veririz ya. Bak sen. Ben olayı tamam anladım.
Sizinle maçta maç esnasında o konuyu konuşmuştuk. Evet, evet. Sen Trabzonlu Oplu hikayesini biliyor musun? Biliyorum hocam, Rizeli abi de işin içinde. Neyi demiş? Söyle bakalım, biliyorsun, anlat bakalım hadi. Neyse, rencide etmeyelim. Anlat sana. Bakalım hadi. Rencide etmeyelim. Bilmiyorsun, ben sana söyleyeyim. Boş ver. Sen anlat hocam. O kadar abartılışkar değil. Trabzon'da demiş ki biz demiş devlete bağlıyız. Oplu'da demiş biz demiş direkt Allah'a bağlıyız, tamam mı? Ha, yok ben o değil, bir inşaat biz de direkt bağlıyız. Biz de direkt Allah'a bağlıyız, kimseye bağlı değiliz, tamam mı kardeş? Sen tehlikeye bağlı. Hocam sen bir yerlere hani... Bana mı gönderme yapıyorsun sen? Moderatörüne kime gönderme yapıyorsun? Bir şey söyledim ama cevap verdim. Hocam yani. Hayır, böyle gönderme kapalı kutu gibi konuşayım, ben onu anlamadım. Ben mi üzerime alayım? Muharrem abi mi üzerine alsın? Kim üzerine alsın? Kimse alınmasın canım, ben konuşuyorum burada şimdi. Kimse alınmasın? Sen bir şey konuşuyorsan üzerine aldın mı? Hayır, konuşuyorsunuz. Hayır, kime gönderme yapıyorum, ben onu anlamadım. Kimse üzerine alınca sen ya? Niye konuşuyorsunuz? Boştan mı konuşuyorsunuz? Ya şimdi ortaya attın mı? Cezalarını ortaya attın. Hasan kafayı vuracak mı? Bir dakika abi, cezalarını ortaya attın. Kim vursa vursa kafayı. Ha, ikimize de yolluyor yani burada. İkimize de yolluyor. Oğuzhan da var orada, Ezel de var orada. Ortaya yapıyorum ben. Hayır, ben hiç şey yapmam ama burada... Ezel oradan akış gönderiyor. Ben şimdi şunu anladım. Melodi de yayın. Melodi de var orada. Evet, tamam. Ben şimdi şunu anladım. Mahmut hocam... Yönetim kurulu yedek üyesi olmuş ya, biraz ona alınmış. Yok canım asla. Ben Mersin İdman Yurdu'nun, her yerine görev almak ayrı bir gurur. Ya karakter olmak da gurur. Şimdi sen Hasan farklı mecraya çekiyorsun. Benim öyle rahatsızlığım olsa aynı gibi ben derim ki ben bu işe yolum derim. Peki ortayı kime yaptınız hocam? Neye yaptınız? Amaç ne? Gol mü atmaya çalışıyorsunuz? Ya sen bir şey söyledin. Sen ne söyledin bilmiyor musun? Biliyorum tabii ki. Ne söyledim ben bunu ilave ettim? Ne ilave ettiniz hocam? Ne söyledin, ilave ettim ben onu? Bir orta yaptınız Muharrem abinin dediğine. Hayır, sen bir şey söyledin, ben bir şey söyledim. Bir çok şey söyledim az önce, söylediğimi hatırlatın. Sen söylemediğini bilmiyor musun? Hatırlatın hocam. Niye hatırlatayım canım, sen ağızdan çıkan bilmiyor musun? Ya biliyorum da ne bileyim, 10 dakikadır 15 dakikadır konuşuyoruz. 10 dakika önce konuştuğunu hatırlamıyor musun? Ya hocam 10-15 dakika... Ezbere, sen ezbere mi konuşuyorsun? Hayır, ezbere konuşmuyorum yani ucundan bir... Arkadaşlar karşılık atışı... Hayır, ben şimdi bir şey söylüyorsun, ben bir şey söylüyorum, sen diyor ki Muharrem üstünü alsın. Sen benim Muharrem'le kavga mı ettireceksin burada? Niye kavga ettin? Öyle bir şeyin niyetin olamaz. Siz ne kadar onu beceremezsin. Şiddete eğilmişsin hocam. Onu beceremezsin. Onun dersinde kimse beceremez. Şimdi dedim ki hocama, yönetim kurulu yedek üyesi oldunuz, ona mı aldınız? Ne yaptın hocam? Takıldın oraya. Hayır, esas rahatsızlık sende var o zaman. Yok hocam, bende niye rahatsızlık olsun? Niye sen bir şey bana yedek medek hissetme? Bana desek... Bir dakika. Yedek hissetme bir dakika. Sen yedek hissetme yakalanı mı alıyorsun? Onu aldım hocam. Hayır, bak. Sen alınmıyorsun dedim. Ben alındım mı? Ben alınsam Muharrem'e söylerim. Ya ben, bak ben sevgili Muharrem'e bu işin içindeyim. Sonuna kadar da buradayım. Daha da olacağım. Benim bile rahatsızlığım olsa... Hepimizle beraberiz hocam. Ben bile bir rahatsızlığım olsa... Ben... Ya iki satır kelime ya. Ben bu işte yorum. Bırak gidelim ya. Hocam siz istetme dediğime mi kırıldınız? Sevgili kardeşim, araban var mı? Var hocam. Var. Kaç lastiği var? 4 tane. Bir tanesi patladı mı ne olur? Yedeğe takarız. Yedek yoksa? Takamayız. Anladın mı bir şey? Gideriz. Kiriko var mı? Anladın mı bir şey? Ya hocam bir şeyler söylüyorum. Bir şey anladın mı? Anladım diyorum. Anladın mı? Anladım. Afiyet olsun. Eyvallah. Sosluyum mu yeme? Bir şey. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bakanlar soslu. Hayır, ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle hocam, buyurun. Kişiselleştirirseniz olmaz. Bence... Ben yedek diyor, hissetme diyor. Ben de diyorum ki... Sen adamın... Hayır, şimdi bak Hasan'ın... Hasan'a şimdi ben kızmam. Niye Hasan'a kızmam? Ben de kızmıyorum. Hasan kongre sürecinde haklı olarak bir serzenişi oldu. Ben Hasan'a biraz anlattım. Yok vallahi ben... Hayır. Ben oraya geleceğim. Anladım. Bizim öyle bir şeyimiz olamaz. Yani. Bizim... Biz de hatalıyız orada bilgi aşamasında. Ya şu aşamada ben şöyle hani hocam böyle bir şeyler söylemiştin sen bana da. Evet. Ben bu kadarını beklemiyordum. Şimdi, hakikaten ben çok karamsardım. Çok ümitsizdim. Siz bunları açıklayınca şimdi yani şöyle ki sen bir şey unuttun. Böyle müzel haberlerim vardı. Niye bizim sen bir şey unuttun bak. Sen bir şey unuttun. Demin 10 dakika önce konuştun, unuttun. Tamam mı? Çok şeyi unutuyorsun. Sen de Alzheimer hastalığı başlamış. Ya Allah korusun. Başlamış yavaş yavaş. Ya 10 dakika önce bak. Şimdi ben buradan Silifke'ye gidiyorum. Unutmadı. Silifke'ye gidiyorum. 4 kişiyiz. Ben kimsenin avukatı değilim. Kimse de benim onu savunmama ihtiyacı yok. Kongreden önce mi gidiyorsunuz? Kongreden önce. Oğlum, şey, kimseden, Olsa Belediye Silifke başına, kimseden, gitti. Kimsenin de benim onu savunmama ihtiyacı yok. Ama benim olduğum yerde o değer verdiğim insana bir kelime konuşursa ya orayı terk ederim ya da lafımı sokarım. Bak iki şık. Ya terk ederim, orada bulunmam. Demezsin ki bana ya benim için burada konuşmuşlar, sen de oradaydın. Hayır, ben orayı sen konuşuyordu, ben orayı terk ettim. Ya da o lafı ona söylerim. Dedim ki ben burada Hüseyin Çalışkan'ı tenzih ederim. Biz teşekkür ettik, doğru mu? Hiç kimse Ali Kahraman'a teşekkür ettik.
İki kez bu takımı şampiyon yapmış. Bizim bir kere yedek, asil o bu yok. Tek cümle, tek ağız. Başkan Ali Tekin ne söylemişse biz cümlesiyle arkasındayız. Ayrı bir ağızdan konuşamayız. Zaten bu kulübün iki tane konuşan olacak. Bir sevgili Ali Tekin, bir Muharrem Çağatay. Ha diğerleri konuşmayacak, bu konuşacak ayrı konu. Ama yönetimle ilgili açıklamaları iki kişi yapacak. Şimdi siz Sivke'ye giderken arabadaki dört kişiden geldiniz. Nerede dört kişi? Yönetime geldiniz hocam. Dedi ki, ben dedim ki Ali Tekin başkan. O dedi ki hayır değil, Hüseyin Çalışkan başkan. Ali Tekin başkan. O dedi ki hayır o son başkan. Son dakikaya kadar Hüseyin Çalışkan liste hazırlıyordu. Tamam. Tamam biz de bir şey ya biz de bir şey biliyoruz. O dedi ki üç kişi üçe bir. Ondan sonra ben dönüp de kimseyi aramadım. Ne oldu? Ben böyle demiştim. Ya hocam burada kırıldıysanız özür dilerim. Ben sizi kırmak için söylemedim. Ne kırılayım ben? Hani, ya ben yedek üyesiniz ya ben bir takılayım dedim yani. Hasan. Efendim? Sevgili Hasan Doğan. Ben kırılsam sana söylerim. Hasan senin o zayıf noktana buluyor oradan bir yönlendirme yapıyor. Bak. Ben öyle kırılsam sana söylerim. Cevabını da veririm. Ben kırıldım. Ben buraya terk etmesini bilirim. Eyvallah. Bu mikrofonu çıkarırım. Buraya koyarım. Bak ben bu programa çıkarken son programım diye çıkıyorum. Onu da bilesin. Niye hocam? Bak her program için. Aman hocam öyle bir şey söylemeyin. Son programım diye çıkıyorum bak. Olabilir insanlık hali ters bir şey konuşurum. Yani önce konu... Valla sen oynayın para yapıştır dediğinden beri daha bir şey olmadı. Kanal sahibi de ki kardeşim bir daha programa gelmeden. Yani, benim son... Evet. Bak biz bu cümleyi nerede çıkıyoruz? Biz her çıktığımız müsabakaya son müsabakamız diye çıkarız. Bir kural hatası yaparsın. Hayatın biter. Hakemin biter. Burada da bir etik bir hata yaparsın. Konuşmalarında kaçırırsın. Olur. İnsanlık hali. Sen göbek attın biz seni yine sevdik hocam. Ya ayrı şey bak. Yapıştırıyoruz. Yani anladın mı? Burada kırılma. Darım. Evet. Konuşuyoruz burada çünkü. Sen onu konuşma. Madem onu konuşma. Ben bunu konuşmayayım. Hocam şimdi... Kırgınlık, mırgınlık. Ayaklarını kaldır. Antin kutu işine gir. Antin kutu işine girmeyelim. Antin kutu işine girme. Şu mesajları bir okuyalım. Arkadaşlar bize ayin yaptırma burada şimdi. Ayinleri sen biliyor musun? Hocam, biz ayinleri. Hocam bugün ne ayinle gitmişler bak. Sen ayin ektin mi hiç? Geleceğiz ona. Şu soruları bir okuyalım. Seni bir ayine dönelim. Arkadaşlar mesajlarınız geliyor ama isim yazarsanız onları da isimlerinizle okuruz. Telefonun sonu 10-10 ile biten izleyicimiz. Sevgili hemşehrilerim Levent Hoca iyi niyetli. Memleket çocuğu bundan zerre şüphemiz yok. Ama kendisi birincilik için yetersiz mi kalıyor demiş. Konuşuruz. Sonu 87-16 ile biten izleyicimiz. İyi akşamlar Antalya Spor'la anlaşıldı mı demiş. Herhalde burada Oktay Delibalta'nın transferiyle alakalı. Sonu 98-79 ile biten izleyicimiz. İyi yayınlar. Yeni yönetimize sonuna kadar güveniyorum. Süper. Ellerinden geleni en iyisini yapacaklardır. Muharrem abimize ve size de saygılar. Teşekkür ediyoruz. Kerem Topalmış. İzleyicimiz. Ona da biz buradan teşekkür ediyoruz. Sevgiyle saygılarımı sunuyoruz. Bu arada hocam Levent Hoca ile ilgili bir soru var. Sizce Levent Hoca birincilik için yetersiz mi kalıyor? Sizce doğru bir soru mu bu? Ya Levent Hoca ile ilgili kalıyor mu kalmıyor mu muhasebesini şu şekilde yapmak zorundayız. Şimdi şu oynadığımız müsabakalara baktığınız zaman 7 puanımız var. Yani bu takımın sene başında demin sana dedim ya 10 dakika önce konuştuğunu unutuyorsun evet. diye. İnsanlar sene başında konuştuğunu unutuyor. Şimdi biz geçen gün kulüp binasında bir liste gördüm. Ben orada bir göz geçirdim. İzmir Altınoluk kafilesi 34 kişi. 34 kişi. Daha önce giden kafilelerin listesini de gördüm ben. 48 kişi, 46 kişi, 45 kişi. Ne kafilesi? Bir açıklama daha. Bizim kafilesi onu bir açar mısın? Deplasman kafilesi. Ben söyleyeyim şöyle. Altın Ordu'ya gidecek kafilenin. Evet. Başkan yardımcımız Sayın Mahmut Karak. Mesela onunla ilgili dün bir kural belirtti. Tabii ki biz bunu karar defteri olmasa da uymak zorundayız. Şöyle. Müsabakaya listeye kaç yönetici yazacak? 2 tane. 3. 4. 5. giden kendi imkanlarıyla gidecek. Ha 48 kişi şu anda Altın Ordu deplasmanına gidecek öyle mi? Yok biz 34. Önceki 48, 46, 45'ti. Ha kendi cebinden olunca biraz liste düştü mü hocam? Hayır bak. Kendi cebinden liste değil. Liste düştü yani dışarıda biz, şimdi. Mersin İdman Yurdu'nun parası. Bu bizim kentimizin parası. Evet. Yani tutup gidip kalmak şimdi bir kişinin İzmir'e gitmesi, uçak bileti, gidiş dönüş, otel parası.
Ben gidersem kendi cebimden karşılayacağım. Sahada görevli arkadaşım kimse. Evet. Yani bu uygulama güzel bir uygulama olmuş hocam. Çok güzel. Mahmut Bey'i ben kutluyorum tekrar, benim başkan yardımcım. Hepsi birbirinden kıymetli yöneticilerimiz. Güzel kararlar alıyoruz. Mersin İdman Yurdu'nun bir şeyleri olması için bizim fedakarlık yapmamız gerekiyor. Şimdi buna ilaveten, Muharrem'e ilaveten, geçen gün Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçından önce takım kamp yapacak. Buradan evet. Silifke'ye kadar bütün oteller taranıyor. Hiçbir otel Mersin İdman Yurdu'nu almıyor. Evet. Neden almıyor? Sevgili Hasan Doğan, mesajdan mı giriyorsun, bizi mi hocam, dinliyorsun? Hocam neden almıyorsun? Yoksa yani... Dinliyorum hocam ben sizi. Bilmiyorum ki yani bize... Ya hocam niye bana bugün sardın sizi? Sardım da ama sen bir şeye ilgileniyorsun. Mesajlara bakın hocam. Konsantremizi bozuyorsun. Ben şimdi. Hem size söz vereceğim ama mesajlara takip edeceğim. Şimdi bakarsa futbolcu sahada oynamaz. Hocam ben sizi de takip edeceğim, mesajlara da bakacağım. Yani şimdi olmaz. Burada konuşurken şeyimizi bozma, konsantremizi. Hocam sen bunu... Olsun 3 tane gol yeriz burada, bir sürü mağlup olarak gideriz. Ya hadi öyle olsun bakalım hocam. Sen can sağ olsun. Evet. Sevkiye kadar gidiyorsun, tüm oteller İdman Yurdu kabul etmiyor. O diyor ki benim 5 lira alacağım, o diyor 8 lira, peki, o diyor 10 lira. Sevkiye kadar gidiyor ya hocam. Yol boyu soruyor. Yol boyunca Hüseyin Bey'in otelleri yok mu? Neden sponsor oluyor? Biz oraya gelmeyelim şimdi, otellere gidiyoruz. Hüseyin Bey'in otelleri gelmiyor. Yok hocam, başka zaman gidiyorsunuz ama bu konulara. Ya Hüseyin Bey'in otelleri, bak geçmişe dönmeyelim. Hayır biz para almasını demiyoruz ama temiz bu konuda yardımcı olabilir. Biz dünü bıraktık, temiz bir sayfa var şimdi. Peki hadi öyle Hüseyin olsun. Hüseyin Ahmet Ali Karaman'ı yok. Evet, şöyle ben şöyle açıklayayım. Levent hocamızın kararı zaten Erdemli'ye falan varmadan olması gerekiyordu. Takıma yol götürmemem gerekiyor dedi. Levent hocanın kararıydı o. Ya şimdi o da otel. Ama tabii sonra, ki dediği konular da doğru yani. Sonradan bir otel bulundu. Rica minnet. Bir de hocam parasıyla da adam parasıyla almıyor. Evet. Parasıyla almıyor. Yok diyor ben de. İtibar. İtibar yani sarsılmış. Şimdi İzmir'de otelle görüşülüyor. 230 lira iki kişi diyor odalı. Ve bu işle ilgilenen kişi diyor ki bu çok yüksek para. Oradan birilerini arıyor, gidiyor bu para düşüyor 180'e, 190'a. Diyebilirdi ki kardeşim tamam 230 zaten önemli değil. Paramdi. Önemli değil, 230 olsun. Kafile kaç kişi oldu? 34 kişi. Ya Hasan bekle, Veli bekle, Hüseyin bekle, Muharrem'i bekle, Mahmut bekle, onu bekle, bunu bekle. Biz çok zamanda bildik, eski zamandan bu 2014 seçiminden önce Büyükşehir basketbol takımıyla Brezilya'ya gidenleri, Hollanda'ya gidenleri kafilenin içinde, kafile başkanı, kafile başkan yardımcısı, başkan vekili, aynı bilmem ne vekili, bilmiş, aynı mı gidiyorlar, ne yapıyorlar orada bir, yani şimdi bunlar bitti, bunlar bitti bitiyor. 34 kişi sabit liste, baktım listeye 22 tane oyuncu, antrenör, antrenör yardımcısı, tekrar bir antrenör, kaleci antrenörü, iki tane masör, fizyoterapist, doktor, iki tane, üç tane tercüman, mecbur zorunlusun bunları ve dört tane mi, beş tane mi de şey, futbol şube sorumlusu, iki tane mi, üç tane mi yönetici, 34 tane, gayet normal. Yani, güzel. Yani, bir şeylerin... Bazı şeyler değişiyor mu hocam, onu mu anlayalım buradan? Bir şeylerin, mesela kulübün kaç lira borcu var dedi genel kurulda? 74 küsür, yaklaşık 75 milyon. Ama bu doğru söylenmedi. Evet. Yanlış söylendi, eksik söylendi, bir şey söylendi. 114, ama kastığı bir şey var mı yok? 114 milyon gibi bir rakam çıktı. Kazanılmayan, devam eden davalar, devam eden bir davayı sen kazanacağım diyebilir misin? Kaybettiğin zaman o davayı sen kazanmamış, yani kaybetmiş göreceksin. Artı eksi 114 da olabilir. Yani. 74 de olabilir. 74 mi? 85 de olabilir, 90 da olabilir. Ama 50'ye de düşebilir. Düşmez 50'ye. Ama anlaşma ne olacak hocam? Bak o anlaşma senin kişisel ilişkilere bağlı o. 74 sabit borç. Devam eden davalar var, 114. Bir kısmını kazandın, bir kısmını kaybettin, 90. Ha çağırırsın, sevgili Muharrem dersin, kaç lira alacağım var? 1 milyon alacağım var. 5 lira razı mısın? Razı edebilirsen. Ben genelde razı olacaklarını düşünüyorum hocam. Düşünmek farklı bir şey adam. Evet, olmuyor der. Sıraya girer. Sıraya girdi mi o para zaten 1 milyon para. Muharrem 4 sene sonra beklesin. Muharrem abi, Giray Bulak sorunu nasıl çözüldü? Birebir ilişkilerle çözüldü. Hatta... Şöyle söyleyeyim, rakam vermeyin. Kesilen ceza ile ödenen rakam arasında yüzde kaç fark var? Yüzde çok fark var. %100'ü bulur mu? Var. %100 var. Var. Yani burada demek ki Mahmut hocam bu bir iyi bir örnek. Yani. Emsal teşkil edebilir. Tabii ki. Ki Giray Bulak'a yapılanları ki ben bizzat şahidiyim. Yani konuştunuz, siz de konuştunuz. Yani Giray hocanın kendisiyle de konuştuk.
Giray Hoca 200 bin lira razıyken Giray Hoca'ya apar topar gönderiyorlar. Daha sonra Giray Hoca yine iyi niyetini gösteriyor. Yine bir netice alamıyor. Federasyon ceza kestiği halde yine Giray Hoca iyi niyetini gösteriyor. Yani şimdi, Türk insanı bir yerde iyi niyetli. Bir de mesela ben şimdi şöyle bir şey var. Bundan 10 gün önce sevgili, tabii ki burada asla suçlamıyorum. Hüseyin Çalışkan beyefendi dedi ki bulun bir başkan dedi. 300 milyon lira para vereceğim dedi. Doğru mu? Yanındaydın. Doğru. 300 milyon lira para vereceğim dedi. Bugün açıklama yaptı biliyorsunuz. Evet. Spor 33'e Volkan abiye. 300 evet. milyar para vereceğim dedi. Hatta sevgili Burhan Adın Başkan dedi ki 300 milyar olmaz başkan dedi. Şunu ver falan. Misal şimdi ne diyeceğim? İşte sana başkan. Geldi. Tamam. O da hizmetlerine de teşekkür etti. O da ona destek oldu. Gerçekten büyük destek oldu Hüseyin Çalışkan'da. Evet evet. Teşekkür ederim. 650 bin gibi evet. bir rakam. Yani şimdi şu kamuoyunda şu oluştu. Ya bu adam niye geldi Mersin'e? Beklentisi ne? Ne beklentisi ne? Belediye başkanı mı olacak? Milletvekili mi olacak? Bakan mı olacak? Olabilir. Hiçbir olmayacak. Şimdi bir dakika. Hiçbir olmayacak. Şimdi bir araştırma. Olabilir de yani bu suç değil ki. Yok olmayacak. Biz onu önceden Ali Bey açıkladı zaten. Şimdi Ali Bey'in hatta sözünü söyleyeyim. Mersin İdman Yurdu'nun başkanlığı bana bakanlıktan daha güzel. Şimdi eyvallah. Hiçbir siyasi parti bunu kendi açıklamalarından dolayı biz söylüyoruz ki öyle de araştırdık baktık. Hiçbir siyasi partiye üyeliği yok. Önce bir yerden bir aday olman için bir siyasi partiye üye olman yani lazım. Yani şöyle bir şey var. Genelde bana gelen tepki şu yönde. Ya biz abi Ali Tekin diye Google'a yazıyoruz bir şey çıkmıyor diyorlar. Ben de yazdım. Bende de bir şey çıkmadı. Ben de çok fazla tanımıyorum işin gerçeği. Herkesin bu konuda, Google'da olması gerekiyor. Bu konuda şimdi, hani Mahmut Hoca'nın söylediğine ek söylüyorum. İnsanlarda tabii bir soru tamam, işareti tanıman için oluyor. Ne yapman lazım? Zaman. Sabır. Ne yapman lazım? İcraatlara bakmak lazım. Peşine düşmen lazım. Hani Demirel dedi ya şapkayı çıkardı ya foteli böyle. Düşün peşime. Düşün peşime dedi ya. Düşeceğim peşine abi. Şimdi adam burada işi bırakıyor. Foruma gidiyor. Sakatları, etkinlikleri. Ya Mersin Medya Kulüp Başkanı sakatların etkinlikleri ne işi var? Giriyor işte içeriye. Ona engelliler etkinliği. Yani, neyse özür dilerim. Engelliler kardeşlerimizin içine evet. giriyor. Orada etkinliğe katılıyor. Oradan gidiyor oraya. Oradan gidiyor. Bunların ben 3 saat, 2 saat uyuduğunu bilirim. Evet. Hocam insanlardaki soru işaretleri şu yönden oluştu. Şöyle bir beklenti vardı. İşte Koç gibi, isim vererek konuşayım. Sabancı gibi veya mali kriterleri, mali durumu çok iyi olan zengin paralı bir insan bekliyorlardı. Veya beklentileri bu yöndeydi. Şimdi Ali Tekin tanınmamış bir isim. Haliyle acaba gibi bir soru işaretleri oluştu. Bu hemen hemen herkeste var. Lafı, bizim Manav Bekir abide de var. Bakkal Osman abide de var. Hemen hemen herkeste var. Çünkü gönül verenler hep böyle Aziz Yıldırım gibi, Ünal Aysal gibi çok zengin babacan, insanlar bekledikleri için. Şimdi babacan, şimdi reklam olmasın da bir tane bu çocuk vardı. Bu şeye çıktı ya, O Ses Türkiye'ye. Parlak Ahmet. Bir çıktı, öttürdü. Bir öttürdü. Mersin'de ne oldu bak? İnletiyor etrafı. Kırışıyor paraları. İndir baba paralar yapıyor. Yok o kadar bekle kazanıyor. Abi ya. bekle. İki tane darbe vursun. Bak otobüs. Açıkla. Otobüs başkanın döndüğünde açıklayacak. He bekle. Evet. Ses, kulüp binası bekle. Otel bekle. Kimler açacak oteli? Bekle kimler açıyor? Kimler geliyor kurdele kesmeye? Bak kimler geliyor? Şimdi bir anı. Ben izliyorum abi böyle. Ben konuşmuyorum kimseyle. Ben sadece izliyorum. Adamın gözlerinde şey var ya böyle fışkırıyor böyle. Şey fışkırıyor. Heyecan fışkırıyor. Ne yapabilirim? Ne ederim? Bak şimdi ne oldu? Dedi ki sevgili Hazal dedi ki sayın başkanım dedi. Böyle büyük bir herkes var ama biz kapalı bir şey yok. Herkes her şeyi söyleyebilir. Konuşuyor. Kimseye söz hakkı vermemizlik yapmıyor. Sen gel ben bir şey söyleyeceğim. Tabii ki buyur. Herkesin fikrini dinliyor. Sadece ben o değil. Herkesin. Orada herkes var ama. Mersin İtma Yurdu dedi, arada da maç yapıyoruz dedi, Seyfi Su'da yapalım dedi. Oradan sevgili Akgündül dedi ki, Seyfi Su'da yapamayız dedi. Oranın dedi lambaları dedi sökülüyor, gidiyor Kayseri'ye gidiyor dedi. Haberin var mı bundan? Hatay'a gitti, geri getirdi. Var. Hatay'a gitti, geri getirdi. Bunu sevgili Esat Durak Alişan'la haberini yaptı. Bir dakika, bitiriyorum. Kayseri'ye gidiyor dedi. Yok, haberin var mı diye sordum da cevap verdi. Tamam, ben tamam sağ ol. Dedi ki Akgündül'e, o iş bitti de Akgün dedi, o iş kapandı dedi. Aldı lambalar dedi. Yerinde dedi. Ya kim? Ya ne yani? Sen ne konuşuyorsun ya? Bir şey söyleyeceğim. Bu konu... Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı mısın?
tesis müdürü müsün? Bu konuda bir soru ya, var. Olaya hakim. Evet, evet, olaya evet. Hakim. Serdal Lavsaç sormuş. Maçlara TSG stadında oynama imkanı yok mu diyor. Ya ben onu anlamıyorum. Yani çok güzel bir stat var. Şimdi oradan şöyle arkadaşlarımızın şikayeti bu yöndeydi. Ben hafta içinde bunları dinledim. Stadın tevfik sırrı olsun. İşte ulaşım sorunu kaldırırız. 12 bin kişi oynarız. Arkadaşlar yeter ki siz maça gelin. Biz sınırsız araç vereceğiz size. Sınırsız. Ve de yeni olmamız dolayısıyla bu hafta belki tam organize edemedik. Bize yazın. Şuradan otobüs kaldırın, biz oraya otobüs göndereceğiz. Mut'tan yazın bize ya. Günlardan yazın. Nereden yazarsanız yazın, biz size otobüs temin edeceğiz. Sizi bu stada getireceğiz. Ve sorunsuz bir şekilde yeri yollayacağız. Siz sadece bize haber verin. Biz şuraya bir otobüs istiyoruz. Bir otobüs gelecek. Biz tüm ilçelere otobüs göndermeye hazırız. Evet. Siz yeter ki isteyin. Ama siz Mersin'in Mayordu için gelmeye hazır olun. Elinizi uzatın, biz elinizi tutmaya hazırız. Şurada değil şöyle mi? Bir eklenti yapayım Muharrem abi. Buyurun. Yani insanlar burada hani 3-4 kişi değil. Hani siz böyle bir organizasyonun altına imza atıyorsunuz. O yöredeki insanlar da, çevresindeki insanlar toplasınlar. O bu otobüs oradan kalkıyor, o mazotu yakıyor. Evet. Hiç değilse dolu gelsin. Aynen gelsin. Ben de onu istiyorum işte. Yani tabii hiç kişi otobüs kaldırmayın yani beklemesinler. Oradan. Tabii ki. Evet. Yayınımız 99.2 Radyo Klas'ta devam ediyor. Önlü böyle programındasınız. Mahmut Hocam söz hakkı vereceğim. Muharrem Çağatay ve Mahmut Altınbakır konuklarımız. Canlı yayında takip edemeyen, radyodan dinleyen izleyicilerimiz için de bir hatırlatma yapalım. Buyurun Mahmut Hocam. Şimdi ne oldu tevfik sırrının ışıkları? Geri geldi. Oldu. Demek ki ne oluyor? Hatay'dan geri geldi önce. Demek önce Hatay'dan aldı. Hatay'ı boş ver. Hatay'ı biz karışmıyoruz. Biz ilgilenelim Hatay'a. Şöyle bir şey. Oradan geri getirin de aynı. Bizdeki şu anki bizim başkanın yaptığı icraat önemli. Diyor ki ben o işi hallettim. Tokyo başkanıyla çözdüm. Kayseri'ye gidemez. Gidemez, takılıyor tekrar, yerinde kalacak. Çok güzel. Yani diyor ki ben sadece Mersin Kulüp Başkanıyım. Ancak Mersin Sporu'nda hakimim. Evet. Akşam maçları oynanabilir hocam orada. Bir Meski oynayabilir. Bir Toroslu Belediye oynayabilir. Silifke oynayabilir. Yani Mersin'de merkezde Silifke'li seyirciler yok mu? Var. Evet. Yani ben onu anlamıyorum. Gündüz sürekli gündüz program maç programı koyuyorlar. Hani oraya akşam maçı da koyabilir. Ben o konuda da ben bir izleyicimiz mesela yazmış, diyor ki Mezitli'den bize gerçekten toplanma noktasını bildirin. Bizim Hazar'la bağlantıya geçin, Store'la. Store'a geldiğinizde söyleyin, istediğiniz yere istediğiniz otobüsü yollamaya hazırız. Gelen mesaj öyle, bana mesaj atmış arkadaşlar Mezitli'ye. Evet. Tabii Mezitli'ye değil, her yere otobüs yollamaya hazırız biz. Ama insanlar da bu konuda az önceki söylediğim gibi etrafındaki arkadaşlar... 3 kişiyle otobüs kaldırmayın yalnız, onu da rica ediyorum. Aynen aynen, bir organizasyon yapılmalı. Mahmut Hocam, maça geçelim mi? Geçelim, tabii ki. Buyurun. 3-0'lık bir mağlubiyet. Şimdi stada gelişten başlayalım. Ben buradan tüm yöneticileri tebrik ediyorum. İçinde özellikle o hanımefendiye... Özellikle hanımefendiye. Hangi konuda teşekkür ediyorsunuz? Hatırlayamadım. Salih Hanım. Salih Hanım'a ilgisinden, alakasından. Yani statta saat 5.45'te stadın önünde bekliyor. 1 saat 15 dakika var stadın önünde. Ya Mahmut hocam Bey, oraya geçmeden bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeceğim hocam. Belediye başkanı kaldırım yapmış. Siz gidiyorsunuz diyorsunuz ki belediye başkanına kaldırım yaptığım için teşekkür ederim. Yok yok şöyle. Zaten hayır, hayır, hayır. Hayır. Hani yönetici bir zahmet Hasan versin Bey, hocam ya. Hasan Bey o konu o değildi. Ya bu niye bir saniye ben açıklayayım onun sebebini söyleyeyim. Buyurun. Şöyle biz başkanımız bir canlı yayına katıldı. Orada bayan spiker sordu, dedi ki bayanları maça teşvik edin. Ücretsiz yapın. Başkanımız da pasolik sistemini bilmediği için maçlar ücretsiz bayanlara dedi. Tabii biz uyarana kadar başkan söylemiş oldu. Sonra başkanımız dedi ki ben sözümde duracağım. Bunu ben cebimden karşılayayım dedi. Gelsinler dedi. Ve biz bununla ilgili davetler, TC'ler, MC'ler alıp yükleme yapacakken pasolik sistemi tek kişilik karta bile arıza verdi. Ne yaptık? Biz hemen iki arkadaşımızı görevlendirdik. Stadın oraya gidin. Yapabiliyorsanız yapın. Yapamadıklarınızdan özür dileyin. Sosyal medyadan yazmaya başladık. Gelmeyin. Sistem arızaya geçti. Bizlik değil kaynak. Evet. Diye ondan dolayı teşekkür ediyorum Mahmut. O konudaysa biz de teşekkür ederiz ama bak, yönetici maça geldi diye de ben teşekkür etmem. Yanlış anlamayın. Şimdi ne yöneticiler gördük, ne meddahlar gördük, ne ayinciler gördük, ne tiyatrocular gördük. Ayine girdi yine hocam. Tamam mı? Şimdi bir hanımefendi, bak beyefendilere demiyorum, beyefendi tabii görevi. Hanımefendi 1 saat 15 dakika kala müsabaka geliyor.
Muharrem'e rica ediyor. Ona rica ediyor. Ona o konuda biz de teşekkür edelim ama diyor maça ki, geldiği için hiç kimseye teşekkür etmeyelim. Çünkü asli görev zaten görevi. Maça geldi. Arkadaşım ben ne anlatıyorum burada ya? Hayır ben ne anlatıyorum? Gerçekten anlatıyorum burada ben. Bir bayan diyorum sana. Niye gelsin abi? 20 dakika geliyor, çıkartıyor, bir de yerine oturur. Onun görevi mi orada? Hayır hocam biz yöneticilerden bahsediyoruz. Ya, bayandan bahsediyorum ben. Mahmut Hoca'nın zoruna giden Denizli'ye mesela takım gittiğinde başına yönetici yok. Yok. Şimdi engelliyi lütfen şu engellileri alalım. Başkan aradılar, aşamadık. Başkan aradılar, başkan oradan telefonunu aldı, genç spor il müdürlüğüne telefon açtı. Ona da teşekkür ediyorum, il müdürlüğüne. Ve talimat verdi, oradan 10-15 tane engelli tribüne alındı. Bu niye? Salih Hanım'ın o duyarlılığından. Yoksa dedi evet, ki olmuyor, pastörlük yok. Tamam kardeşim yapacak bir şey yok, tribüne gider otururdu. O konuda biz de biz teşekkür sunalım. Çünkü yani, engelli kardeşlerimize her zaman için evet, sporu izletmeye özen göstermemiz. Geçen sene biz yönetici gördük. Ha içinde iyiler. Emeklerine teşekkür var, ediyoruz onlara. Teşekkür ediyoruz. Ya. Ama işin olayın buradan başlamaları, olaya sahiplenmeleri bilhassa bizi mutlu etmiştir. Mersin evet, halkını, Mersin taraftarını mutlu etmiştir. Sağ dışını bitirdiysek sağ içine geçelim hocam. Sağ içine gelelim. Sağ içinde zaten biz oynamamız gereken şuydu. Haddimizi bilerek oynadık. Tabii ki biz şunu yapmalıyız. Sinan'la oynaması doğru muydu? Oraya geleceğim. Şunu yapmalıyız. Lütfen ben Mersin kamuoyundan rica ediyorum. Herkes antrenör olmasın. Hani diyorlar ya futbolda futbol hakemini topa vurmalı. Topa vurmalı. Geçen gün Toroslar sahasında bir pozisyon oldu. Konudan konuya bağlayacağım. Beraberdik. Vardı pozisyon biliyorsun değil mi? Benim de atladığım yerler olabiliyor. Hoca kural attı, kural akşam değişmiş. Akşam gittim, o kuralı bir saat evde analiz ettim. Kitap açtım, onu açtım, bunu açtım. Sana sorayım şimdi, bir spor adamı olarak sorayım. O kadar müsabakaya gidiyorsun. Bana bir cevap ver. Bildiğin kadar tabii bilmediğini, ben seni bilmiyorsun falan anlamında eleştiremem. Evet. Hakem, bir hakem atışı veriyor. Orta sahada. Burası A takımı, burası B takımı. Topu atıyor, top bir yere değiyor. A tak B takımın oyuncusu vuruyor. Top kaleye doğru gidiyor, gol oluyor. A'lara gidiyor. Sonuç? Geçerli. Değil. Buyurun. Niye hocam? Yeni kuralla değilmiş. Bak, yeni kuralla kuralı değilmiş. Allah Allah. Ben onu biliyorum da, ben şunu tartıştım. Kaleci topa vurdu, oyuncu topa vurdu, kaleci uçtu, parmaklarıyla dokundu. Ben gördüm canım. En direkt serbest vuruş kuralı mı devreye girmiş hocam orada? Aynen. Yok ki, biz özellikle tek dokunuşta gözlemci önümüzdeydi. Gözlemciye biz dedik ki kaleci girseydi gol veremezdim dedi. Tekrar avuç işareti çektim. Peki dedi, dedik ki vurdu, kaleci uçtu. Bilmiyor ya kaleci kuralı. Kaleci bilmiyor zaten. Kaleci dokundu, içeri girdi. Sonuç gol olur. Değil. Korner. Yine değişmiş. Veya kale atışı gibi bir şey. Yani kale atışı da kullanır dedi direkt. Bu çok detaylı. Şimdi buradan neye geldik? Hata. Ne hatası? Kural hatası. Orada hakemin hayatı bitiyor işte. Orada hakemin hayatı bitiyor orada. Kural hatası yaptığın için senin lisansın iptal. Maçın kaldığı yerden devamına. Peki. Buradan Mersin İzmir Maçı'na geçerek olursa hocam. Şimdi herkes antrenör olmasın. Herkes antrenör olmasın. Herkes 3-5, 4-4-2 bilmem gazeteci 4-4-2 yok onu sağa koy, yok bunu sola koysaydı, bunu burada yapsaydı, bunu ha yuvarlak hesap onu sen de biliyorsun, ben de biliyorum, sen de biliyorsun, o da biliyor. Tamam Sinan hazır değil ama bu idmanı kaç kere izledin? Oradan bakarım ben pencereye. İdmanı kaç kere izledin? Sinan idmanda ne yaptı? Veya ne yapmadı? Ha görünüşte Sinan'ın... Peki soruyu şöyle sorayım. Sinan'ın 60'lı dakikalarda çıkması doğru muydu? Daha erken çıkması gerekiyordu. Daha erken çıkması gerekiyordu. Çünkü şeydi yani Pedriel varken Sinan olmamalı. Sinan varken Pedriel olmamalı. Lüks mü oluyor hocam? Lüks oluyor. Yani bu Sergen'le Tümer'in aynı anda oynaması. Yani lüks oluyor ikisi şu anda. Çünkü bir golcü oyuncu bak Pedriel orta sahada bu işleri yapıyor. Üçüncü bölgede. İkinci bölgeye doğru gidiyor. İyi yapıyor ama Sinan bunu yapamıyor. Sinan biraz daha deplase olan, uzun toplara deplase olan, hava toplarına giden bir oyuncu. Yani biz Levent Hoca'yı burada eleştirmeyeceğiz. Sinan'ı koydu ama bizim haddimizi... O da bir hamle yaptı. Sinan'ı sağ açıkta başlattı. Pedri'yle forvet başlattı. Haddimizi daha sonra yerlerini değiştirdi. Haddimizi bilerek oynadık. Çünkü rakip çok iyi.
Şöyle söyleyeyim hocam. Eğer ikinci yarının başında Mihailov ciddi hata yapmasaydı, ki buradan Mihailov'u eleştirmiyorum. Çünkü 3 maçtır takımı taşıyordu. Bir özgüven patlaması yaşadı. Olabilir. Bu ders olur. İnşallah bir daha yapmaz. Orada o hareketi yapmayaydı, o hatayı yapmayaydı, maç sizce böyle biter miydi? Yok. Skor bu 3-0 olur muydu yani? Yok, olmaz. Ya ben buradan şimdi... Ben berabere biteceğini tahmin ediyorum ama. Şimdi ben şu heyecana kapılmış olabilirim. Yani bunda da özür dilerim. Yeni yönetimin rüzgarına kapıldım. Ki kapılmak zorundaydım. Çünkü çok heyecanlı gördüm. Maçtan önce de... Bu arada siz bayağı bir rüzgara kapılıyorsunuz hocam. Şeyler Nezle falan olmayın. Hayır, şeyler dağıtıldı ya. Çok heyecanlısınız. Primler falan da dağıtıldı ya. Evet. Havaya falan yönetici komple gitti. Yani bu moral motivasyonu yüksek. İki gün mekik dokuduk biz. He, moral motivasyonu yüksek olacağı kanaati vardı ama rakip bu sefer ters çıktı. Rakip biraz daha iyi çıktı. İyi çıkınca. Şimdi siz Sinan'ı çıkardınız. Kim aldınız? Kutbettin girdi. Kutbettin'i. Adam oyuncu çıkardı, kim aldı? Uçakalı'yı aldı. Uçakalı. Tabii canım, kadro bakımından şey daha... Yani şimdi... Gaziantep'in yedek kulübesinde kim var? Fenerbahçe'ye giden Kemal var. Antrenör olarak mı? He. Kemal Aslan. Biraz daha üst düzey. Üst düzey bak, Süper Lig'de oynamış. Ki Kemal oynadığı dönemde Kemal Aslan çok iyi. Kemal Aslan çok iyi. Yani, üst düzey bir yönetici. Niye? Yani, Bülent de öyle. Bülent Bölükbaşı. Bülent Bölükbaşı. Çok iyi takım oluşturmuş. Yani şimdi hocamızı eleştirmiyoruz. Bu Antep yıllardır parayı harcardı. Topçu çıkaramazdı. Oyun oynayamazdı. Bu Antep bu yıl çok farklı. Çok iyi olmuş. Muhammed Reis çok yerine bir transfer olmuş. Abi mesela PTT'de 1. Ligi Cevdet abi de iyi takip eder. Ben maçtan sonra tabii ki üzgünken dedi ki ligin en iyisine yenildiniz dedi. Bu ligin şu an en iyisi. Evet, evet, evet. Duydum evet. Evet, evet, aynen öyle. Ki dikkat ederseniz ilk yarının ortalarında Mersin Mayo tam sağ baskı uyguladı. İleride bastı. Kendi 3. bölgesinde bastı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor kısa paslarla orayı o kadar güzel geçti ki. Hatta o pozisyonda ben dedim ki Uçakalı olsaydı o forvetlerinin yerine maç daha erken bitebilirdi. Çok güzel çıkıyorlardı. Ama araya atılan toplarda o oyuncu forvet peki, oyuncuları yetersiz kaldı. Peki şu olabilir miydi? Bir Sivas sonucu olabilir miydi? Olabilirdi. Olabilirdi tabii. Değil mi? Herkes çok net pozisyonda kaçırdı. Gökhan yani stoper Gökhan Mersin Mayur'du. Bazı pozisyonlarda çok acemi hatalar yaptı. Şimdi mesela sevgili Muharrem'in maçtan önceki röportajında ben dikkatle izledim. Bir Titan'ın günde olmaması veya bir Güven Varol'un günde olmaması veya bir Petriye'nin günde olmaması. Yok yok. Gününü geçtim. Zaafa düşürüyor. Gününü geçtim. Merkez orta sahalara bakalım. İdman Yurdu'nun merkezi orta sahası. Hakan Olkan. Sabek orijinli. Orijinli. Güven Varol. Forvet. Hücumcu bir oyuncu. Yani orta saha merkezde sizin iki oyuncunuz ki maça 4-4 1-1 ya da 4-4-2 gibi 4-5-1 gibi. 4-5-1 mi başladı bana göre? Yok, 4-4-1-1 gibi başladı benim gördüğüm. Yani o bazı pozisyonlar değiştirdi. O merkez iki orta sahanız. Ya, hücum oynarken 4-5-1 gibi gitti. Ofansifte 4-1-4-1 gibi oynamaya başladı. Oradaki bir kim oldu hocam? Hakan Olkan mı? Elbette ki. Hani orada şimdi şu var. Hücum ederken farklı oynuyorsun. Ofansta farklı oynuyorsun savunurken defansta. Kendini. Tamam, defansta. Şimdi ofansta ise kendini savunurken. Hakan Olkan opsiyonunu hani rakip atağını karşılasın, bassın diye düşünerek yapmış. Kutbettin ona göre daha teknik. Hani orada Kutbettin'i teknik tercih etmemesinin sebebi ona yordum. Hatta bugün Levent Hoca ile sohbetimizde... Murat Ceylan, Gaziantep'te değil mi? 5 maç cezalı. 5 maç cezalı mı? Sakatlığı da var diye biliyorum. 5 maç cezalı geçen seneden. Geçen seneden. Tabii. Onu bilmiyordum hocam, atlamıştım. 5 maç cezalı. Orada mesela ben bugün Levent Hoca ile sohbet ettiğimizde Hakan Olkan hani aksıyordu hocam oraya. Hakan Olkan sağ beke çekip... Mesela Kutbet Sabek Kadir'i abi şimdi bak, çekip şimdi onu oraya çek. Bu biraz daha diri oldu. Olabilirdi Hasan'cığım. Sevgili Hasan'a dikkat edelim dedi. Şimdi Mihailov'u alt santrafa koy. Güveni kaleye koy. Onu oraya koy. Bir şey değişmez abi. Takım belli, gücü belli. Orantısı bir haddini bile koyardın. Yani bir şey değişmez. Kaza bir gol yedin. Kaza gol yedin. Tamam o senin. Hayır ben bunu iki yapıyorum. O zaten düşündüm. Tribünde kaç tane kazanan yönetici vardı? Bilmiyorum. Protokolde olan sizdiniz. Hayır ben protokolde değilim. Aşağıdayım. Yöneticisiniz hocam. Niye protokolde geçtiniz? Çıkmadı. Ya bu sen bir şey mi içtin? Bir şey içmedim. Hayır soruyorum yani. Ya çay falan mı içtin? Acil kahve mi içtin? Hiçbir şey içmedim. Ya biz haddimizi biliyoruz dedim. Sen diyor ki oraya çıkmadın diyor. Hayır hocam siz yönetim kurulu üyesi değil misiniz? Değilim abicim ben. Ben istetmeyim. Anladın mı abi? Mutlu oldun mu? Hocam yani. Lastiğin patlarsa ben buradayım ha. Vermem lastiği. Lastiği vermem bak. Araban yolda
Lastiği patlarsa... Bizim jantlar uymaz hocam. Benimki 15 jant. Belki ben uydururum jantı. Ben hocam, her janta uyarım ben. Hocam işte budur ya. Sazı alıp çalacaksın ya. Ben her janta uyarım abi sen. Lastiğin patlamasın ama. Beni görürsen yolda lastiği vermem sana. Antin kontin işleri. Orada beklersin ben giderim abi. Devam ederim bak. Arkadan gelen daima karlıdır ha. Ben unutma bunu. Arkadan gelen daima... Ezeli de programı önce ayarlamış. Şimdi orada oturuyoruz sevgili Mali. Burada bir şirket var hocam. Buyurun. Yöneticiler. Ezeli de şirket mi oldunuz? Aynı bizim gibi cıvı cıvı çocuklar. Onun iki tane çocuklar var ya. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz işte. Nasıl bunu buradan aldık, bunu böyle yaptık, bunu böyle yaptık. Büyükşehir Belediyesi'nin büyük katkısı var falan. Yani adamlar, şimdi baksan puan nerede puanları? 10 mu? 11 mi öyle bir şey? 10 puan. Hani zirve oynayacak bir takım olmuş. Biz yersek biz 10'duk, onlar yendi, onlar. Ya ama biz patlarız bir yerde ya. Bir şey söyleyeyim mi hocam? Bu Gaziantep Büyükşehir Belediyespor diye geçmeyen 2 sezon önce Newcastle United'dan transfer yaptılar. Biz Premier Lig'den Petit'e birincilik transfer yaptılar. Biz, ve aldıkları oyuncu Amoebi gibi çok duyulmuş bir isimdi yani. Biz evet. Şimdi ilk yarıya kadar ne topladın? Topladın abi. Kârdır. Şu ana kadar kâr mı? Kâr. Şahane bir 7 puan bu. Ha koyacağız mı? Koyacağız. Ben Altınoluk'tan ümitli misin? Bu takımın ne yapacağı belli değil ki. Yalan üzeri gibi ya. Ya kimse Sivas'tan 6 yiyorsun, gidiyorsun Bolu'dan 2 Bolu'ya 2 çekiyorsun. Geliyorsun Samsun'a 3 vuruyorsun, gidiyorsun Denizli'den puan alıyorsun. Şah gibi puan alıp geliyorsun. Bu Denizli gitmiş Sivas'a, Sivas'a yenmiş. Doğru mu sevgili Marem? Şimdi adam yalan üzeri gibi ya. Ne yaptı belli değil ki. Şimdi yarın vallahi hocam ben tam sizinle ne yapacağınızı iki dakika sonra kestiremiyorum. Mersin Mali var tam iddiacıların takımı ha. Ya ne yapacağım öyle değil ya. Hocam öyle demeyin ya. Serkan Akbaş'ta abilerim kolay gelsin. Antep maçında oyuncular çok isteksiz diye. Edindiğim bilgilere göre başkanın maç için 2 milyar prim demesinden kaynaklandı diye. Muharrem abim cevaplarsa sevinirim. Böyle bir prim olduğunu bilmiyorum. Başkanımla da o konuyu konuşmadım. Yalnız başkan soyunma odasına gitti. Ben yukarıdaydım çünkü. Ama öyle bir... Ben soyunma odasına başkanların girmesini de çok tasvip etmiyorum hocam. Şöyle biz ilk maç diye girmesini istedik. Sen futbol oynadın mı? Oynadım amatör olarak. Ben severim başkanın soyunmasına girmesini. Niye hocam? Para için mi? Tabii canım. Futbolcunun dini imanı para abi. Hocam sen de Kayserili olduğun her yerde belli. Ne yani. Alakası var ya? Bizde daha fenalar var ya. Vallahi bilmiyorum hocam. Sürekli para. Abi futbolcu başkanın soyunmasına girmezse futbolcunun suratı 5 karış olur. Girecek. Allah Allah. Girecek. Vallahi. Hele galip gel girme bakayım bir. Hocam. Girse bela girmese bela. Vallahi ya girecek. Ben bunu anlamıyorum. Ya Arsenal'da bir... Ya Arsenal ne? Oyuncu başkanını daha tanımıyor hocam. Başkanını işte röportaj yaparken görmüş. Ya ne kadar iyi bir Arsenal taraftar. Bizim başkanı da görmeyecekler. Diğer oyuncu demiş ki o bizim başkan. Bizim başkanı da görmeyecekler. Bu yeni olduğu için hani girdi gibi çıkıyor da. Yani. İleride görmeyecekler. İyi hayırlısı olsun hocam. Var mı Antep Belediye maçıyla ilgili ekleyeceğiniz bir şey? Yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Öyle olsun. Aynen. Bakalım hocam. İlk yarı 15, 16, 17, 18'de tutarsak doğru mu sevgili Mali? Ben doğru. İlk yarı 20'yi doğru. Toplar bu takım bence hocam. Efendim? İlk yarı 20'yi toplar bu takım. İlk yarı 20'yi toplarsa ikinci yarıda da çünkü hata kalkar. Çünkü yani ben size bir şey söyleyeyim. İnşallah yayın sorununu çözerler. Bu yayın sorunu çözülmezse ben futbolcuların da çok motive olamayacağını düşünüyorum. Çünkü izlenmeyen bir şeyi kimsenin bir ekstra motive sağlayacağını düşünmüyorum. Evet. Ya maçı yayınlamayınca hakem de rahat. Aynen. Evet. Hakem de rahat. Mahmut Bey onunla ilgili analiz yapmıştı. Ya mesela ikisi... Yani şimdi yayın yok, bir şey yok diyor. Futbolun mesela şey yok, pozisyon tekrarı yok, bir şey yok. Aynen hocam. Ya biz yani analiz şimdi... yapamıyoruz doğru düzgün hocam ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu... Mesela burada bir penaltımız vardı bizim. Burada bir yanlışlık var sanki. Ne gibi hocam? Kilis Belediye 9. 9 evet doğru. Ona geleceğiz hocam. 9-0 evet. Geleceğiz ona. Gerçek mi bu? Aynen gerçek ya. Geliriz hocam oraya. Yani şimdi mesela biz bu takım 2 haftada 5 penaltı yedi. 10 dakikada 3 penaltı verildi. 3'ünü kurtardı. İkisini kaleci yedi. Kalecimiz başarılı burada. Ama bizim veremeyen 2 penaltımız var. 3'ün 1'i direkten döndü hocam Denizli maçındaki. Ya kurtardı sayılır. İyi demek ki iyi kapatıyor kaleyi. Kurtarmış sayılıyor şimdi. Kalecinde burada meziyeti var yani. Bir sağa oynuyor, sola oynuyor. Kaleci orada büyük hocam, değil. Hocam sen de iyi oynuyorsun. Neyi oynuyorum? Antepli'yi. Her türlü oynuyorum hocam. Var mı ekleyeceğiz bir şey hocam? Şimdi Ezel onu da istemedin. Bol alkış istemişsin. Antepli mantepli istemedin ha. Antep ışığı kapandı. Öyle mi? Kapandı. Şimdi Malatya'ya döneceğiz. Bu haftaya PTT 1. Lig'de milli maç nedeniyle ara var. Ondan sonraki hafta Mersin İdman Yurdu. Cumartesi günü Altınordu deplasmanına gidecek. Lig'de ara var ama İdman Yurdu'nda ara yok. Onu bil. Cumartesi hazırlık maçımız var. Adana Spor'la saat 5'te
arenada hazırlık ücretsiz maçı var. Seyircilere. Seyircilere ücretsiz. Takip etmek isteyenler, hafta sonunu iyi geçirmek isteyen izleyicilerimiz için bir duyurumuz olsun. 99.2 Radyo Klas'ta yayınımız devam ediyor. Muharrem Çağatay ve Mahmut Altınbakır konuklarımız. İçel TV canlı yayındasınız. facebook.com/içeltv sayfasından da canlı yayınımızı takip edebilirsiniz. Sorularınız geliyor. Sorularınızı zaman buldukça cevaplıyoruz. Soru göndermek isteyen arkadaşlar da gönderebilirler. Mahmut Hocam, geçelim mi bölgesel amatör lige? Geçelim. Bu hafta 3 takımdan ikisi mağlup. Tolosa Belediyespor evinde Osmaniye Futbol Kulübü'ne, Meski deplasmanda Ceyhan'a mağlup oldu. Metcem Sivke Belediyespor'da Belen Belediyespor deplasmandan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Burada bir Kilis Belediyespor 9-0'lık bir galibiyet aldı. Buna ne diyeceksiniz hocam? Ya şimdi o herhalde o takım lige tam hazır değil galiba. Körfez İskenderun Spor. İyi hazırlanmış şey galiba. Hatay yani, takımı. Bunu da bir belirtelim. Tane 9 tane yeni bir takımın herhalde takımla bir alakası yoktur herhalde. O herhalde kendilerini futbolcular şey zannettiler herhalde. Handbol takımı zannettiler. Evet. Şeyler. Evet. Evet hocam, ne diyorsunuz Meski'nin mağlubiyetine? Meski'yle ilgili ne diyorsun hocam? Valla şimdi Meski Spor'un iki maçta bir puan alması biraz bana aşikar geldi. Şampiyonluk parasıyla çıktılar. İki maçta bir puan iyi sinyal vermiyor. O Ankara Gücü'nün aldıkları Muhammed vardı. Evet. Muhammed de oynadı mı orada, oynamadı mı tam bilmiyorum ama yani iyi sinyaller değil. Demek ki bunlar ligi ortalarda bitirecekler. Öyle düşünüyorlar gibi. Yani demek ya da transfer politikaları iyi değil. Yanlış bir transfer yapıyorlar. İyi mi kamp yapamadılar? İyi kamp mı yapmadılar? Kampa da getire geldiler. Para da iyi. Meski'de su var ya, musluk akıyor. Para da güzel. Yani. Ya hocam her şeyi paraya getiriyorsun ya. Yani sendeki bu para aşkını ben çözemedim ya hocam. Arkadaş, ya arkadaş. 3 aydır sizinle tanışıyoruz. Bir dakika, var mı bedava topçu getir bize? Ya hep para, hep para, hep para. Parası topçu var mı sende? Getir ya hocam bize. Yani bu kadar paraya takmanız çok mesela aşkar. Mesela bak Toros'ta da bir tane şey var. Ne maskot var. Zenci yapacağım bir tane. Topçu diye maskot çıktı. Hocam ırkçılık mı yapıyorsunuz? Tribi döndürüyor. Ya yok. Ya, 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 ya hocam. Fırçılık yapıyorsunuz. Olmaz ama hocam yani ya, zenci diye. Maskot falan. Bizi var ya, bugün siyahi de. Siyahinin tarihi gelecek abi. Maskot dedim bir şey demedim adama. Aşağılamadın ki. Adamı topçuydu da bir kere gördük şeyde. İstanbul'da adam bedava saat... gelmiş ama. Adam bedava gelmiş. Ya, İstanbul'da saat satan. Ben adamı bedava gelmiş. Söyledim onu sordum ben özellikle Demokrasi Kupası'nda. Adamı bedava gelmiş. Orada söyledi ücret vermeyeceğiz dedi. Maç başı kazanırsa kalacak. Bedava gelmiş diyor. Bak bedava gelmiş diyor bak. Bu adam sabah kahvaltı yapmıyor mu? Öğle yemek yemiyor mu? Akşam yemek yemiyor mu? Yatacak yeri yok mu? Bu üçü, bunun üçünü tamamlasın. Ya bu kadar da versinler canım. Bunun üçünü tamamlasın. Aç mı koysunlar adamı? Bunun üçünü tamamlasın 100 lira. Aylık ne yapar? 3 bin lira yapar. Al sana para işte. Ya hocam, aylık 3 bin lira var ya. Döndün dolaştırdın maliyeti getirin. Aylık 3 bin lira yok mu? Bir ay yaptın günlük 100 lira nerede yiyor ya adam? Sabah öğle akşam yatacak. Abi 3 gün. Yatacak? Ya tesislerde yatıyordur o ya. Ne tesisi var ya? Ne tesisi var? Kulübün futbolcularını kaldırır. Valla hocam başkan falan olsa var ya herhalde simit ekmek yedirir futbolculara. Ya neyse bitirir hep ya. Hep maliyet, hep maliyet. Abi Kayseri mantısını yedirir maçtan. Ya hep ticaret, hep ticaret olmaz ki hocam şey. Ya. Ya sen ben paradan, o diyor ki sen ne parasından bahsediyorsun? Parasız kulüp olur mu? Parasız iş yürür mü? Demek ki hocam da ofisine gitsek, bir çay içsek parasını isteyecek. Yok istemez, ben gittim. Ben gittim içtim. Bu maliyet demez yani. Yok yok demez. Ağırlama farklı, ticaret farklı. İşte onu da ağırlıyorsunuz farz edin hocam. Bir garibin karnını doyuruyorsunuz farz edin. Ne olacak? Hasan Bey son dakika bir de mesela başkan yardımcım Mahmut Bey bildiriyor. Hazırlık maçı iptal olmuş. Onun sebebini de öğrenir. Yarın açıklamasını yaparız. Anladım. Peki seyircilerimize buradan mesela Mersin İtman Yurdu Toroslar Belediye bal maçına Osmaniye maçına şey de geldi. Mersin İtman yöneticisi de geldi. İlk defa bir yönetici maça geliyor. Şeyi izlemek için mi? Futbolcu izlemek için. Ya baktı ne oluyor, etrafta ne dönüyor, kimler ne yapıyor, hangi adamlar almışlar, ne yapmışlar, genç oyuncular var mı yok mu diye. Torosların kendi evinde mağlup olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Rakip iyiydi. Osmaniye iyiydi. Mesela geçen hafta Bulgar Mehmet iyi bir taktikle Silifke'de 3-1 yendi ama burada da iyi oynadı. Ancak şunu uygulayacaktı ki ben onu hissettim. Bir gol bulaydı Osmaniye'yi perişan ederdi. Çünkü iki tane kanat oyuncusu var. Bir Delil var. Delil. Bir de Charlie var. Kanat oyuncuları bunlar. Golü bulamadığı için o da haddini bilerek oynadı ama bir kaza golü yedi.
Ben ona Burgar Mehmet açısından, evet. Burgar Mehmet açısından iş kazası diyorum ama orada da işleri iyi değil. Bak mesela ben, kimse bana bir şey anlatmıyor. Ama bir şey görüyorsun. Bir şey gizlenemez. Güneş balçıkla sıvanmaz. Sen istediğin kapatmaya çalış. Malzeme ortada görünüyor. Kadro yetersiz mi? Yok, bana göre güzel kadrosu var. Peki aksilik ne hocam? Bir şey yok aksilikte. Bak karşı tarafın şimdi nasıl olmuş? Mesela sen futbolcunun parasının çoğunu vermemişsin. Hep ben sana değil mi para. Futbolcu paraya bakar. Çoğunu vermemişsin. Adamlar, rakibin aldığı peşinatlı oyuncular 70, 80, 100, 120 liraya aldığı oyuncular var. Yani kaliteli oyuncular var. E sendeki genç çocuklar 3 lira veriyorsun, 5 lira veriyorsun peşinat olarak verdiğin. E çoğuna vermemişsin. Mesela para dağıtmışsın. Ben duyuyorum mesela. Hissediyorum. Bir kısmına vermişsin, bir kısmına vermemişsin. Yönetim mi? Yönetim. Şimdi seni idare eden iyi değilsen zaten başarısız olursun. Önemli olan seni, hani bizim sevgili Ali Başkan diyor ki biz buraya idare etmeye geldik. Doğru mu? Doğrudur. İdare etmeye geldik. Ben getiririm diye cebimden buraya 50 milyon para veririm. Bu çare değil diyor. Bu çare. Onu iyi yönetmek, iyi idare etmek. Anladın mı? Evet. Şimdi orası iyi idare edilmiyor. Onun için de nasıl, ne anlamda idare edilmiyor? Yani teknik kadroyla yönetim arasında bir şey var. Bak burada Hamit Dura ile ilgili bir sıkıntı yok. Gerçekten takıma sahip çıkıyor. Bak gerçekten takıma sahip çıkıyor. Ona bir sıkıntı yok. Yani belediyenin tüm imkanlarını sunuyor. Ama da ben Hamit Bey'i de ilk defa Mersin İdman Yurdu maçında gördüm bu hafta. Bu hafta teşekkür ederiz. Geldi, evet, doğru. Evet. Teşekkür ederiz. Yani duyarlı bir insan Mersin için futbol anlamında, diğer çalışmalar anlamında güzel çalışmaları var. Ama her zaman eleştirdiğimiz sevgili başkanı, lütfen şu ekibini değiştir. Bak bize mesaj gelirken lütfen. Bir de Kaya Bey'e de mesaj geliyor, diyor ki Halil abim mesaj atmış, diyor artık diyor karasal yayını bırakın, çok karıncalı diyor. Uyduya geçme vaktimiz yani geldi diyor. Şu artık şu kadroyu değiştir. Yani şu kadro artık biraz da ehli insanlara, futbolu bilen, anlayan, yani belediye meclis üyesi gitsin meclis üyesini yapsın. Halkın içine girsin. Halkla dertleşsin, sohbet etsin. İş adamıysa gitsin iş adamını, işini yapsın. Zaten cebinden kimse, yönetimde kimse cebinden para koymuyor ki. Bütün belediyenin imkanları, otobüs belediyeden, mazot belediyeden, personel belediyeden, her şey belediyeden. E şimdi bu orada yönetici olmak çok kolay. Orada yönetici olmak çok kolay, bir şey değil. Sadece siz orada figüran yapıyorsunuz. Sadece orada, hayır, işi bilen adam, onlar figüranı yapıyor. Ama biraz da işi bilen adam olursa, teknik kadroya yardım ederse, başarı daima kendi kendine gelir. O anlamda. Yoksa bunlar da yani şey anlamında diye, yani geçmiş zamanlarda aşırı mesela eleştirmedik mi? Çok aşırı eleştirmiş günler oldu ama o günler bitti. Biraz daha düzelme anlamında düzeldiler ama şu tabulaşmış 3-4 tane yönetici var. Onların bu işten elini çekmesi gerekiyor. Bir ara sizin bahsettiğiniz bir karpuzcu beyefendi vardı. O devam ediyor mu? Taklacı oldu şimdi o. Taklacı mı? He, güvercin takla satıyor şimdi o. Öğrenmiş, nereden öğrenmişse güvercin taklasını. Müthiş güvercin takla satıyor. Nasıl atıyor hocam? Öğrenmiş. Orada Toroslar'da çok kuşçular var ya, alanlarda. Seyredeyle öğrenmiş. İyi taklalar atmayı öğrenmiş yani orada. Yani herkes bak manavcını yapacak. Bakkal bakkalcını yapacak. Kasap kasaplığı yapacak. Meclis üyesi meclis üyeliğini yapacak. Tamam mı? Herkes işini yapacak abi. Şimdi sen geliyorsun orada piriketçisin, geliyorsun buraya yönetici oluyorsun. Ha oğul tamam, başın gözümün üstüne. Ama ver. 15 ver, 20 ver, 30 ver, ver. Vermiyorsun ki abi. Vermiyorsun ki. Şimdi alıyorsun da veriyorsun bak hocam, alıyorsun. Bak alıyorsun taşı mı? Veriyorsun, satıyorsun taşı. Taşı satıyorsun belediyeye. Para kazanıyorsun. Gıcından şurasından acıcık böyle veriyorsun. Ondan sonra çekiliyorsun. Elini cebine koyuyor şöyle. Kameraman. Kameraman böyle baba bir söz ver bakayım böyle. Bir poz veriyorsun şöyle. Bir elini atıyorsun şöyle. Şöyle yapıyorsun. Oturur ondan sonra seni gören hak getiren. Bir daha yok. Ya şu takım antrenman yapmış. Silike'den galip gelmiş. Bir tepsi baklava al. Gel bakalım buraya sahaya bir. Baklava dokunuyor hocam. Dokunuyor mu? Dokunuyor. Dokunmayanı var. He. Bülbül yuvası. Bizim Barış'ta var. Var baba, halka tatlı var ya. Barış'ta var, Barış'ta güzel halka var. Halka tatlı değil mi? İyi değil mi halka tatlı? Halka getir abi. Hocam bizim Barış var, Barış Topçu'nun güzel bir yeri var. Şimdi oradan sevgili Serhat. Dokunmuyor onunki. Sevgili Serhat Yıldırım'ın buradan kulüp bu hafta, iki haftada mağlup oluyor.
Serhat Üstü burada ileri katlarda da bizim programa gelecek. Kim o? Serhat Yıldırım. Yenişehir Spor Kulübü. Efendim kurum takımlarına isyan ediyor. Evet. Neden isyan ediyor? Bu evet. Anlamda isyan ediyor. Yani biz bir boksörü sahaya çıkarıyorsun ringe. Biri 80 kilo, biri 60 kilo. Adam bam 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 vuruyor. Knockout abi. Bitti. Şimdi niye? Ben diyor vergi ödüyorum. Onu ödüyorum, bunu ödüyorum. Hem de iyi ilerlemiyorsun. Hem de başka antin kontin işlere giriyorsun. Bizi mahvediyorsun, bitiriyorsun. Hocam 4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü'ymüş, kutlu olsun. Hangi hayvan? İki ayak mı, dört ayak mı? Ne bileyim. Taklacı falan dediniz ya. Hepsi, hepsi. Ama onlar güzel kuşlar abi. Hangisi? O taklacılar. He. Sen besledin mi? Ben besledim. Bak böyle onun ben besledim hocam. Beyazları var ya, çok güzel bir. Beyaz. Çok değerli bir, güvercin çok değerli bir hayvandır. Kepezli miydi hocam? Kepezli var, paçalı var. Hocam, çok dur. Bak bu diyorlar hangisi böyle bunlar? Taklacı paçalı olur hocam. Cins mi diyorlar? Peygamber Efendimiz'in. Cins hızlı inen. Peygamber Efendimiz'in şeylerinde güvercin yumurtası. Güvercin yumurtası orada hani bu tam bu açılıyor da. Yani şimdi güvercin çok değerli. Eskiden haber nasıl giderdi abi? Güvercin de giderdi. Ayarlar mektubu bağlardın gönderdin. Buradan ha? İstanbul'a, Ankara'ya. Ha? Sana gelmedi mi hiç güvercinden şey? Yok abi. Ben kaçıncı çağda yaşıyorsun hocam? Ne güvercin ya? Yok abi ya. Bana gelmedi. Şimdi var posta var. Posta güvercine var mı posta? Kuşçular arasında. İmeği diye bir şey var hocam. Bırak ha? Allah'ını seversen. Kaçıncı yüzyılda yaşıyorsun? Yok şimdi kuşçular arasında konuşuyorlar. Bu ne diyor? Posta diyor. Bu taklacı diyor. Bu kak kak diyor. Bir şey diyor. Bak 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 ekrana bak. Ha bak gördün mü? Ezel taklacıyı bulaydın bari. Nereden buldun bunları? Şunlara güzelliklere bak ya. Ama bu işte beyaz yok, beyaz. O beyaz da o taklatan. Ha bak işte bu. Ha bu bak bu beyaz var ya bak. Bak görüyor musun? Abi ben bunlara kızıyorum bir de biliyor musun? Niye? Benim kuşlarım vardı. Sevgili Yılmaz Erdoğan'ın kulakları çınlasın. Aranızda yemeyip de taklatmayanlar var derdim. Yemiyor mi? Taklatmıyor. Bunlar da yemiyor taklatmıyor bak. Cebi doldurmuşsun yine hocam. Her zamanki. Bak 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 taklaya bak. Bak bak bravo Ece. Ece seni alkışlıyorum bak bak. Harika takla. Aynısını atıyor ha bak aynısını. Aynı takla bak. Hocam Toroslar Belediyesi'nden girdin. Yılmaz Erdoğan vallahi takmacıya bağladı. Takmacıya getirttirdin. Takmacıları nereden buldun? Hocam evet. Cebin niye dolu senin yine bugün? Notlarımız şeyle. Yani. Çok, hocanın cebi oldu mu çok yer gezmiştir. İstihbarat yapmıştır. Mersin İtmer'le ilgili notlarımız var. Evet. Güzel çalışmalarımız olacak. Öyle mi? Evet evet. Burada, bu hafta pazar günü çok gizli isimler var. Hocam ben buradan bir şey söylemek istiyorum değerli izleyicilerimize. Biz bu yola çıktığımızda sevgili Vedat Serin'in de kulakları çınlasın. Evet. Biz sadece Mersin İdman Yurdu'nu konuşuyorduk. Bir gün hocam geldi kapımızı çaldı. Bu dedi olmaz böyle. Geldi programa. Bize bölgesel amatör ligi, süper amatör ligi sevdirdi, takip ettirdi. Böyle Mersin futbolunu konuşturuyor. O konuda da kendisine buradan bir teşekkür ediyorum. Çünkü bu yönde de mesajlar geliyor bana. Hocama bu konuda bir teşekkürü borç biliyorum. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben zaten yani bu bir zaten ekip işi, ruh işi ya. Bu uymazsan olmaz yani bu şey. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Hocam tamamen bütün maçlara gidiyor. Kendi imkanlarıyla gidiyor. Evet. Arabasının benzin. Israr eder bir de o konuda. Aynen. İstihbaratını da topluyor. Evet. Ya o konularda hani yanlış anlaşılmasın. Bir maddi sponsor falan yok yani. Yok yok Allah sizi gelsin. Ki sponsor da kabul etmez. Çünkü hocam mesela, o gün bağımsızdır. Bir sahaya gittiğiniz zaman tabii onun biraz daha önceden de işleri yoğunluğunu ben biliyorum. Çünkü onun ticari işleri vardı. Doktorluk da var bu arada. Tabii doktorluk hiç hemen daim o. Akşam alttan sonra doktorluk için devam Osmanlı'da. Üfür müfür mü işleri tamam o gizli o gibi gelir o. O farklı bir gelir. Hastalar bırakmıyor. Nasıl o taklacılar var ya bırakmıyor. Bu da doktorları adam ne diyor bunu buluyor ya. Bu iyileşmeyecek diyor ki. Bel çekiyor musun bana abi doğru mu? Yok abi ya. Şimdi adam mesela ayağa çıkıyor ya. Çıkışı arıyor. Diyor ki ya çıkışı nereye gidiyorsun? Doktora gitsene. Yok valla çavuşuna bir çıkışı var diyor. Çekti bir küt diyor tutturuyor diyor. Doktor da üfürükçü biliyor musun? Üfürdü mü bir iki ayın yaptı mı? Hasta tamam. Aynen aynı taktı mı? Aynen taktı. Ne aynı bu ya? Vallahi hocam akşam onu, aynı falan mı var? Ben buranın sana anlatırım. Peki. Evet. Harun abi de bu da sevgiler. Bak Harun abi, Harun Aslan bizi izliyoruz ha. İzliyor, izliyor, bizi o, izliyor. O ayın işini çok iyi bilir. Evet. Bu Metoso yok mu Metoso? Evet. Mersin Gerdosu. Biliyor musun? Biliyoruz hocam. Şimdi bir gün, bak ben sana ufak bir anlatayım. Ama tabii şey olmadan. Yurt dışına gittim, tamam mı? İstanbul'da bir iş adamı abimiz. Anlatmıştınız bunu hocam. Macaristan'da. He. Ya bir daha tazelensin yani. Şimdi gittim. Programın bitme vakti geldi. Ben sana bitir. Bitir abi.
Şimdi daha abi, konuşacağımız konular var. Hayır, bitir abi, bitir. Var var, var daha konular, konular var. Abi raydan çıktı, ben sana söyle hocam anlat. Futbol konuşamam artık, bitti. Şimdi dedi ki, otelde duruyoruz. Nereye gittin hocam? Macaristan'a. Ya 1-2-3 ülke gittin, var da aklımda. Tek gittim ben. Orada çift gezerken görmüşsün. Şimdi herkes tek, iki tane abimiz eşiyle gelmiş. Ya ben de şimdi onlara uydum, eşlere uydum. Bilmiyor musun şimdi biz daha o zaman? Ya bizi şeye götürüyor, Estogon Kalesi'ye götürüyorlar. Yok Tuna Rehine'ye götürüyorlar. Bunlar hiç gelmiyor. Ya abi dedim, siz dedim niye dedim bizde gelmiyorsunuz kafileyle, turlarla falan. Evli olanlar mı gelmiyor hocam? Evli olmayanlar. He, iki kişi. He, dedim abi siz niye gidiyorsunuz? Dedi kardeş biz mezbahaneye gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Dedi burada koyun, keçi falan nasıl kesiliyor? Ona bakıyoruz biz. Siz dedim abi nesiniz? Dedi İstanbul'da bizim şeyimiz var, kasap dükkanlarımız var. Benim dedi iki tane kasap dükkanım var, marketim falan var. Burada koyun, keçi nasıl kesiliyor, davarlar nasıl kesiliyor, incitmeden falan filan. Onlara bakıyoruz dedi. Yani orada işte bu kesim işleri, ayın işleri falan orada oluyormuş. Ben orada öğrendim. O bir abimiz de, evli abimiz kafasını duvarlara vurdu. Ya dedi ben de nasıl dedi bu kasap işine başlamamışım dedi. Bu yaşıma gelmişim dedi. Sen ne yaptın hocam? Bir daha dünyaya gelsem dedi. Ben de kasap işine başlayacağım. Vurdun dedi mu kafan duvarlara? Kasap işinde para varmış yani, biliyor musun kasaplarda? Hocam bir mesajımız İyi var. İyi kesim yaparsan. Merhaba, iyi akşamlar. Maraton tribün tarafındaki uyuyan yan hakemi uyandırdım. Biraz geç de olsa ama Mihailo'nun hatasına müdahale edemedim. Evet. Sevgili Özden Öztürk'e de selamlar. Sevgili Maraton, bugün neşeni aldın. Geçen hafta görmedin ya. Evet, çok bu hafta var neşeni aldın. Çünkü geçen hafta bugün bir stresli gecedeydik. Kaç kilo baklava yedin bugün? Şu anda kaç kilo baklava yedin? Barış Topçu'ya gideceğim şimdi. Barış beni bekliyor. Bir işim var yönetici arkadaşlar. Biz gece de çalışıyoruz biliyorsun. Şu an benim mesai arkadaşlarım, yönetici arkadaşlarım beni bir yerde bekliyorlar. Çalışacağız. Başkanın talimatı. Barış Topçu'ya beraber gidelim hocam. Bülbül yuvası güzel mi? Güzeldi. Barış'ın her tatlısı güzeldir. Peki, Barış Topçu tatlıcı mı? Tatlıcı Barış. Nerede tatlıcı? Gaziantep Seç Baklavaları meşhurdur. Oo çok güzel. Tamam hocam. Evet, yalnız reklama giriyormuş Ezel Burçay. Abi reklama gidiyorlarsa gider yerler, tadına bakarlar. Değil mi? Yani. Bu hafta o zaman bu hafta hocam bir anons yapayım da. Öyle o zaman şöyle olmaz hocam. Öyle bir şey olmaz. Şimdi burada değil mi? Mert'le konuş. Haftaya Barış'a söyleyelim buraya getirsin. Tabii bir tatlı getirsin buraya. Haftaya Barış Topçu'ya söyleyelim. Kameramanlarımız, tamam. Sevgili Ali Şamiloğlu, Tekin Naşap, bütün kardeşlerimiz stat önünde. Tamam. Bu arada Mahmut Hocam çok iyi bir İçel TV izleyicisidir ha. 7/24 hep İçel TV izler. Benim başka kanal değişmez abi. Evet o konuda 99, bir alkış daha ver Ezel. Arabanın içinde 99.2, 104.00 işte. Vay şimdi fiyasko. Radyoda hani beni dinliyordun sen? O 98 şey de var. 98 hani? Eli de var baba sen. O senin saatin belli 4. Hocam geçen diyor ki senin, bu Muharrem konuk alıyor, hep kendi konuşuyor, hiç konuklarını konuşturmuyor diyordu. Yok, haberin olsun. Ben. Yok kardeşim. Yok. Ben duydum onu, hocam bunu. Onun şeyleri var. Çok dikkat ettiğim konular var, ben kenara çekiliyorum. Mirza Bey o. Evet. Ama bunun ikili kadar. Yani... Bu hafta güzel maçlar var. Meski kendi sahasında Tevfik Sırrı'da Karaman'ı ağırlayacak. Metcem Silifke'de Ceyhan Doğan Spor'u ağırlayacak. Saatler belli olmuş mu? Tabii 3'te. Toroslar yani. Belediyespor'da Adana Büyükşehir Belediyespor deplasmanına gidecek. Takımlarımıza da şimdiden başarılar dileyelim. Pazar günü biliyorsunuz maçlar oynanmayacak profesyonelliklerde. Hafta sonu etkinliği için saat 3'te güzel bir saat. Ayrıca havalar da güzel hafta sonu için şimdilik şu anda görünen havalar. İzleyicilerimiz bir program yapabilirler. Metcem Sivke taraftarı ve Meski taraftarları pazar günü maçları takip edebilirler. Affedersiniz. Süper amatöre geçelim hocam. Geçelim. Siz oradan okuyorsunuz. Toplandınız hemen. Yok ya bir şey ya. Evrakları düzelttim. Sevgili Muharrem Bey. Erdemli Belediyespor, Anabur Belediyespor. Az işim var. Heyecanlandınız biraz hocam. Yok niye heyecanlandınız? Hocam ben toplu sonuçları vereyim. Buyurun. Erdemli Belediyespor kendi sahasında Anabur Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçtaydınız. İzledim maçı. O maçta olay çıkartmışsınız hocam. Maçın başında şey program başındaki anonsunuz evet, bu muydu? Ben mi olay çıkardım? Aynen hocam. Bir şey söyleyeceğim. Sen nereden duydun bunu? Benim kulağıma gelir hocam. Söyle bak. Ben de bizim Mersin maçını tribünde anlat hadi ben de sana anlatacağım. Mersin maçında da olay çıkartmışsınız hocam. Yok Mersin maçında çıkartmadı ya. Çıkartmaya yakın mısınız ama? Yok hoca şeyde. Toplu sonuçlar vereyim de gelelim o konuya hocam. Canla konuştuk da canla konuşmuş herhalde. Kuvay Milliye Spor 4, Tarsus Yıldırım Spor 2, Mersin Yol Spor 1, Akdeniz Belediye Spor 1, Akdeniz Gücü 3, Yenişehir Spor 1, Mut İdman Yurdu Belediyespor 2, Günler Belediyespor 0, Mersin Orman Spor 4, Tarsus Gücü 2,
Mersin Gençler Birliği 0, Anamurumuz Spor 2. Haftanın toplu sonuçlarıydı. Orada da Mersin Orman Spor ve Anamur Belediyespor'un puanları eşit. İlk iki sıra onlar paylaşıyor. Arkasından da Akdeniz Belediyespor geliyor. Evet Mahmut Hocam, Erdem Belediyespor, Anamur Belediyespor maçındaydınız. Olaylar çıkartmışsınız, ben öyle duydum hocam. Peki sana anlatanı söyle bakalım bir. Ya ben anlatan ne yapacağız? Maçın gözlemcisi. Şimdi bak olayları çıkartmış. Tamam gözlemci anlattı. Çıkartmış deyince olayı hocam, sana birisi anlatmış. Kartsız sahaya girmişsiniz, ben de dinliyorum anlatanı. Şimdi. Kartsız sahaya girmek istemişsiniz, doğru mu hocam? Tamam doğru. Siz basın mensubusunuz. Yok medyayım, yorumcuyum. Kartım da var. Niye sahaya giriyorsunuz hocam? Şimdi Tevfik Sırrı Gülüstü'nden sen sahaya giremez misin? Ben Kartsız hiç girmedim hocam. Şimdi Kartsız girmedin de. Şimdi bak. Ya hocam niye zorlanıyorsunuz? Ben orada haksızım değil biz, hocam işte. Bak biz özür dilemesin. Dinlersen yani. Özür dilemesi bilirim. Erdemlik yaparım. Buyur. Bu olayın geçen seneki balıkla falan bir alakası var mı hocam? Bir alakası yok. Şimdi... Ben biraz oraya bağlayacaksınız gibi mi geliyor? Fukaranın kucağına kavga dökmüşler. Kavga. Anam demiş göbeğim yandı. Kavurgayı bilir misin? Kavurga yedin mi sen? Çok yedim. Heh. Fukaranın göbeğine kavga dökmüşler. Anam demiş göbeğim yandı. Bir insanı hak etmediği yere getirirsen... Buyur. Böyle olur. Cana o zaman cevap hakkı da var. Urfa'da paşa zannediyor. Bak şimdi. Ama hocam kuralları yerine getirmiş. Niye böyle dinli. Ama sözümü bitireyim. Sen şimdi toparla... Evelip geveletiyorsun bana şimdi buradan. Sahaya girdin mi? Ben her zaman girdiğim yerler bunlar. Ben hakem dostuyum. Fındık Pınarı'nda, orada, burada bütün hakemler... Ama sizin hakem dostu olduğunuzu biliyoruz. Herkes bilmiyor ki hocam. Fiili... O arkadaş tanıyor herhalde. Fiili ama görevini yerine getirmek zorunda ya. Ya tamam getirsin, bu da sana devam edecek getirmesine. Ondan sonra ben... Ya lafımı kesme, bitireyim ben sana ya. Ben bir şey dedim mi hocam? Allah araya bir zırtıp giriyorsun abi diyor. Moderatörün görevi bu. Bu mu yapın? Parazit mi yapmak lazım? Allah'ım ya. Anlatmayacağım o zaman abi ben. Daha hocam ben yer girdin, içeri girdin, oturduk kolay gelsin dedik. Selahattin Dülger'le arkadaşım, sağ komiseri. Aynen şu arkadaştaki hareket. Hayvan gözlük. Kamera bir saniye. Böyle takmış. Bir dakika. Elini takmış arkasına. Hayvan gözlüğü böyle. Döndü bana. Hocam lütfen dedi. Dışarı alacağımsın dedi. Görevliden başka kimse gelemez dedi. Ben de durdum. Durdum baktım. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Seracet de yanıma geldi şimdi. Mahmut abi dedi, lütfen dedi falan. Hocam dedi, hala duruyor musunuz dedi ya. Ya köfte orada oturduğum adam. Anasını anam dediğim adam. Anasını alıp arabayı eve bıraktığım adam. Mahmut hocam dedi adam. 3 senelik 5 senelik hakemliği yok. Yöneticilik hayatı yok, bir şey yok. 11 sene benim hayatım hakem yöneticiyle geçmiş. 6 sene disiplin kuruluna geçmiş. 4 yıl tertip kuruluna geçmiş. 1 yıl ileriki kuruluna geçmiş. Ben egomu tatmin etmişim koçum. Bende ego yok. Bende ego bitmiş. Peki bu işi niye kişiselleştiriyorsunuz hocam? Ben ya yapmıyorum. Saat kuralları uygulamak zorunda değil. Geleceğim, bağlayacağım. Nereye bağlayacağım? Teknik anlamda bağlayacağım bir yere. Sen kimsin dedim ya. Sen kimsin? Git dedim polisi çağır. Polis beni alsın burada dedim. Oradan kalktı. Ecele şirket olmuş sen. O da karşıya gitti. Ezel gazlıyorum ezel. Ben tabi raydan çıktım. Yemin ediyorum sana tokatlayacaktım. Yemin ediyorum şiddet sana. Şiddet de var. Gittim dedim ki bak oradan da Onur Salık. İl Hakem Kurulu hakem atama sorumlusu. Böyle oldu dedi abi lütfen dedi ya gel dedi. Ben dedi ben konuşurum hallederim falan. Ben dedi dışarı çıktık. Ama niyetim halis bak ben Allah'ın birliğini kutlayacağım. Ben gidip çatacaktım. Maç yanında kalsa kalsın. Nerede bitsin o maç? O maç nerede biterse bitsin. Ya bir insana haddini bildireceksin. Ama hocam biz Mersin Dinle. Sporu seven biri olarak geliyorum bak. Şiddete gerek yok hocam. Yani. Tribüne oturdum. Konuştuk. Dedi, abi biz konuşuruz hallederiz dedi. Biz seni biliyoruz. İşte o niye böyle yaptı. Ben de anlamış değilim dedi. Hatta orada bir hakem vardı. İsmini vermeyeceğim. Bakın dedi ben girsem bana ne yapacak dedi. Ben de girme. Onu dedi hatta otur dedi. Girme dedi. Şimdi olay dedi farklı boyuta girer. Şimdi Mahmut falan. Nerede? Hangi sahada oluyor bu? Sunu içinde. Evet. Ondan sonra eski İl Hakem Kurulu hakem atama sorumlusu eski görevden görevi bırakan Kemal Güven sahaya geliyor. Kemal Güven'in görevine tesis amiri. Peki sana soruyorum. Futbol müsabakalarına
futbol müsabakalarına tesis amiri de olsan yaka kartlı olacak mı? Evet. Ben de geldi oraya, benim oturduğum yere oturdu. Onur'a dedim. Dedim Kemal abinin yaka kartı var mı yok mu? Yok dedi. Teknik anlamda haklısın abi dedi. Bak teknik anlamda haklısın. Evet. Şimdi sen onu yapsaydın ben de senden gidip özür dileyecektim. Bak sen Kemal abi aynısını yapsaydın ben de senden gidip elini sıkacaktım. Kardeş hakikaten sen kararlıymışsın. Seni tebrik ediyorum. Bana karşı bir alerjin yokmuş demek ki. Niye sen Kemal abiye demedin? Kemal abi tesis amirisin ama kartını tak abi. Bana diyor git arabadan diyor o kartını tak gel. Biliyorum o kartı sende olduğunu diyor. Git arabadan da kartını tak gel diyor. Ha o zaman girersin diyor. Yani çifte standart mı var diyorsunuz hocam? Şimdi bak anladın mı demek istedin mi? Hocam şiddet yanlısınız. Şiddeti teşvik ediyorsunuz insanları. Kuralları uyguladı diye gözlemciyi tehdit ediyorsunuz. Bu tarafı anlatıyorum sana. O taraf o beni alakadar etmez. Niye alakadar? Çifte standartı uyguluyorsa o gözlemcinin hatası. Ama bir dakika sana bir şey söyleyeyim. Sen Mersin'de sen sporu, seviyor musun? Bir dakika dur. Sen sporu, bir dakika, sporu sen, seviyor diye sen, övdüğümüz kişi sevgili şimdi şiddete teşvik ediyor. Sen bu işi biliyor musun? Bilemiyorum ya da bilmiyorum. Hayır bilemiyorum ya da bilmiyorum. Burada Can Bey talimatları uyguladı mı uygulamadı mı? Bir dakika talimatları biliyor musun? Talimatları bilmiyorum. Futbol müsabakasında gözlemcinin ne görevi evet. var? Talimatları bilmiyorum. Talimatlar der ki futbol müsabakasında gözlemci sadece hakemi izler, notunu yazar. Futbol sahasından sadece hakem sorumludur. Hakem ve dördüncü hakem. Burada yetkisi olmayan işlere mi girdi? Tabii ki. Ben dedim ki senin görevin değil. Bu hakemin görevi. Hakem beni görür, oyunu durdurur, sağ komiserini çağırır, beni sahanın dışına aldırır. Hakem beni gördü. Niye maçı durdurmadı? Profesyonel maçlara ne olur? Saha içi temsilcisi yok mu? Saha temsilcisi. Ezel sana destek çıkma. Antimutin işler olur diyor. O yapar tamam mı sadece? Bu görevsiz bir adam kendini görevli adletti. Şimdi sana yapılan kuraldan dolayı mı kişisel bir bana da biraz kişisel egosunu takviye etmek abi. İçin. Mesela sevgili rahmetli Musa Erilmaz. Rahmetli Musa Erilmaz. Cam spor sahasına atıldı. Ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı biliyor musun? Ağladı. Biliyor musun? Niye hocam? Ya sen üst düzey bir hakem. Üst düzey bir hakem. Cam spor sahasında bir amatör maç. Onu aldırdı biliyor musun? Talimat gereği. Biri talimat veriyor ona. Ama buna talimat veren yok. Bu egosundan dolayı. Mesela bana yıllar önce Bahçeli sahasında ben, sevgili Mithat Ertaş, sevgili rahmetli Selçuk Oyçer, üçümüz Bahçeli sahasında oturuyoruz. Müsabakanın ilk yarısı bitiyor. Oradayız. İkinci yarısı başlıyor. Sağ komiseri geliyor direkt bana. Ben de dedim onun neredeyim biliyor musun? Futbol disiplin kurulundayım. Direkt bana diyor ki hocam diyor hakemin talimatı siz dışarı çıkarsınız bana. Bir tane abi diyor ki biz hocam size bir şey demiyor diyor. Mahmut öyle çıkacak diyor. O zaman diyor o zaman Mithat diyor ki ben çıkartmıyorum diyor. Hakeme selam söyle ben çıkartmıyorum. Bu benim disiplin kurulu üyem diyor. Tamam mı? Bak Mithat Hoca bağlansın. Hoca yine olay kişisiyle ve beraber çıktık oradan biz. Dedim ki ben lütfen buradan hocam, çıkalım. Siz olay çıkacak. Geçmişi gezide bırakın da bu hafta şiddet uyguladınız mı uygulamadınız mı? Ben kime şiddet uyguladım ya? Ben şiddetle alakam yok ya. Muharrem abi az önce ne dinledik? Ya şimdi sen adam canını yakarsa ne yapacaksın? Tokatlarım dedi. Tokatlarım demedim abi. Dedi. Dedim arkadaşım ben sana. Irkçılık yaptın hocam. Tokatladın. Irkçılık mı? Nerede ırkçılık yaptın? Torosa Belediyespor oyuncusuna. Maskot dedim ona ya. Sen ne ırkçılık ya? Maskotla ırkçılık. Ezel'de ayarlanmışsın bugün hocam. Destekliyor seni. Ya Ezel bizim kardeşimiz her zaman. Ama sen olayları bilmiyorsun. Tek taraflı yargısız infaz yapma. Yok hocam. İşin esprisi bir yana. Ha. Can abi de seviyoruz. İnşallah artık onu ben sevmiyorum. Sıkıntı olmasın. Bu konuları da kapatın yani. Bence uzatmanın anlamı yok. Ben uzatmadım. Esprisine kendisi, takılmak niyetindeydim kendisi, ama. Onu kendisi uzattı. Uzatmak istiyor. Egolarını bir tatmin etsin. Yok o. Biz basın tribününde bu konuyu konuşurken gülerek anlattı. Ya Mahmut hocamla biz böyle bir ufak basın tribüne mi girdi? Evet hocam. Bak kurul üyesi hala gazetecilik yapıyor. O da bana bir malzeme olsun. O da bana malzeme olsun. Bu hafta Günler Belediyespor, Orman Spor, Tarsus Yıldırım Spor, Mersin Yol Spor, Anamur Muz Spor, Kuvayi Milliye Spor, Anamur Belediyespor, Mersin Gençler Birliği, Yenişehir Spor, Erdemli Belediyespor, Tarsus Gücü, Akdeniz Gücü, Akdeniz Belediyespor, Mut İdman Yurdu Belediyespor maçları var. Tarihleri ve saatleri belli değil. Takip eden arkadaşlar için onu da belirtmiş olalım. Var mı hocam ekleyeceğimiz bir şey?
Ekleyeceğim bir şey, ben tekrardan Mersin İdman Yurdu yönetimine seçilen değerli kulüp başkanı Ali Tekin Bey'i, değerli yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mersin halkı, Mersin taraftarı onlardan ümitli. Onlar da bunların ümitlerini biliyor. Beklentilerinin ne olduğunu biliyor. Farkındalar. Farkındalığı yaratacaklar. Sabır. Şubat ayını beklesinler. Her zaman bir önemlidir. Benim sayı kat sayında bir önemlidir. Bir kelimesi bir. Hep birdir. Bir önemlidir. Biraz sabır. Biraz sabır. Biraz sabır. Geçmişte çok sabredildi. Bu takım bir kez şampiyon oldu, düştü. Bir kez daha şampiyon oldu, gitti. Geldi, düştü. Enkazın içine düştük. Enkazın içine düştük. Ne olur ya, şu PTT birliğinde 5 yıl kalalım, ne olur. Ne olur ya, dünyanın sonu gelmez. Ne olur ya, 5 yıl kalalım. 28 yıl kaldık hocam. 5 yıl daha kalalım, bir şey olmaz dünyanın sonu. Ama gümbür gümbür geliriz. Bak altyapıdan şu anda 6 tane oyuncu geliyor, daha da gelecek. Biraz sabredelim. Geniş kapsamlı bir çalışmalar yapılıyor, yapılacak. O da onu demiş, bunu demiş. İşte basın sözcüsü burada, başkan orada. Yarın gelecek işte, anlattı. Basında buluşacak, oturacak, konuşacak, dertleşecek. Kimseye uzak değil. Kimseyi ben onu dinlemem, Hasan Doğan'ı dinlemem veya Oğuzhan'ı dinlemem. Birebir görüşür. Şey yok, birebir dinler ve görüşür. Böyle bir insan. Biz buna bu kadar inanıyoruz ve güveniyoruz. Yeni yönetimi Allah yolunu açık etsin. Allah yar ve yardımcılar olsun. İnşallah. Muharrem abi. Evet, ben... Durgun gördüm abi seni bugün. Yok, ilk başta iyi konuştum. Sonradan sazı aldı eline, yine konuşturmadı beni. Uykusuzluktur. Doğru söylüyor. Şimdi bir de tatlayacak ya, onu ya hangi tatlıda yensem acaba diye. Yok, tatlı yemeyeceğim bugün ya. Direkt eve gitmem lazım artık. Kitap alacağım. Yok, sen tatlı yiyeceksin de onun için. Hangi tatlı yesem diye. Şimdi tabii ki bir yorgunluk var. Haftanın. Yoğun tempoyla çalışma. Biraz kendi işlerimizi de biraz tabii bu arada zaman buldukça yapmaya çalıştık. Çünkü şuna inansın Mersin İdman Yurdu taraftarı. Gecesini gündüzüne katan bir başkan ve yönetim var. Bir ekip var. İnanın bazı günlerde başkanın bizi sabaha karşı bıraktığını biliyoruz. 1-2 saat uyuyun geri gelin diyor. Böyle çalıştırıyor bizi. Bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mahmut abi de alın yönetime. Mahmut Bey zaten yönetimde de... Yorulsun biraz. Programa çıkarken biraz yorgun çıksın. Mahmut Hoca yorulmaz. Ya Mahmut Hoca böyle gelmiş böyle gider. Mahmut biraz Hoca... yorulsun. Hani sağa sola böyle antin kuntin. Evet. Bizi izleyen Mersin İdman Yurdu taraftarına teşekkür ediyorum. Güzel günler yakın diyorum. Bekleyin. Güzel şeyler açıklayacağız. Güzel şeyleri beraber paylaşacağız. Sen kaşınmak istiyorsun. Seni bugün kaşınmak. Bir kesme ya. Vedalaşıyorum tamam. Buradan bitiyor zaten. Bitti. Bitiyor mu? Bitiyor. Bir vedalaşayım taraftarla. Ben onu içeriden bir şeyler söylemeyeceğim. Ben macera peşinde değilim. Tamam mı? Beni gaza dolmuşa getirme. Benim arabam gaz yakıyor. Hocam senin arabanın arkasına stepne yazdırmışlar ha. Tamam mı? Tamam mı? Hocam bir şey söyleyeceğim. Sen mazotla devam et yoluna. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ben gaza getirmek değil de hani biraz yorulun. Şu sazı biraz Muharrem abiye falan bırakın. O sazı dışarıda iyi çalıyor. Evet. Burada az çalsın. Evet, teşekkür ediyoruz bizi izleyen herkese. İyi akşamlar diliyoruz. Bizi izleyenler sürekli Mahmut Hoca'yı dinledikleri için. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Dilinize sağlık. Herkese iyi akşamlar. Emeğinize sağlık. Muharrem abi size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani başta söylediniz bize sistem falan, ben kırgın değilim kesinlikle. Asla biz esprisindeyiz o işlerin. Ya. Ben karamsardım. Ya sen böyle güzel şeyler vardı. Şöyle güzel şeyler vardı söyleseydin. Hasan bize kırılmaz. Senin bize, benim sana, senin bana, ona kırılması, Oğuzhan'ın bana kırılması, Ezel'in bana mümkün. Bu mümkün değil. Bunu biz açtık ya. Bunu bir açtık. Ezel ama siz son zamanlarda bu program yaptık. Ezel'le ilgili bir gizli görüşme var gibi programlar yapılıyor. Alef Sedef meselesi ya. Bir şirketleşme var orada ama. Var. Bak şimdi, o kirli çamaşırlarınız ortaya çıkar tamam. Ezel. Buradan da sana söyleyeyim. Dün akşam bak şimdi o kadar bazen yorgun argın gidiyorum. Ezel beni güldürdü. Okulun biri bir kıyafet yaptırmış. Bir mağazanın kasiyeriyle aynısını yaptırmış. Garip şeyler çıkıyor hocam oradan. Yani, takip edin. Okuyunca diyor kasiyer mi olacağım? Ezel'de çok garip şeyler var. Ezel aslında... var ya, beni var ya sanalarında öldürüyor ya. Bir şeyler paylaşıyor. Ya ona bayılıyorum ona ya. Vallahi Ezel'in, bayılıyorum. Ezel'in ya. Köpek paylaşımlardı. Gerçekten. Papağan da var Ezel'in.
Yok, çomar genelde çomar paylaşımlar güzel. Çomar da paylaşıyor da papağan da. Ölmedi değil mi o papağan yaşıyor? Ezel'i bir alkışlayalım burada, biz alkışlayalım. Alkışlayalım, evet. Bravo Ezel. Ezel'e bu kadar gaz verme, gider şimdi başka şeyler paylaşsın. Değerli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz bizi izledikleri için. Radyo Klas dinleyicilerine teşekkür ediyoruz bizi dinledikleri için. Muharrem Çağatay'a ve Mahmut Altınbakır'a teşekkür ediyoruz. Bize yorumlarıyla katkıda bulundukları için haftaya salı akşamı görüşmek dileğiyle. Milli takımımıza da şimdiden başarılar. Ukrayna karşılaşması öncesi. Umarım Dünya Kupası'na katılma yolunda başarılı sonuçlar alır. Herkese tekrar tekrar teşekkürler. Mersin İdman Yurdu'nun da yeni yönetimine şimdiden başarılar dileyelim. Herkese iyi akşamlar, görüşmek dileğiyle. Vallahi kuşum çıktı yine ha bak. Ezel var ya, sen var ya alemsin ya. Sen abi abi programı buna kapattı ha. Ya Ezel